Merhaba değerli seyirciler, Tele 1 özel yayınıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz çok önemli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genç genel başkanı Sayın Özgür Özel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz Sayın Özgür Özel'i Bilge Yurtta Gülen ve Murat Taylan'la birlikte ağırlayacağız. 2 saat boyunca 2 bölüm halinde bizim sorularımızı yanıtlayacak. Türkiye nereye gidiyor sorusuna esas olarak konuşacağız. Özgür Bey, hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tabii. Ben sizi burada ağırlamaktan dolayı kişisel olarak da çok mutluyum. Çünkü benim tutukluluk dönemimde gerek Silivri'de, gerek mahkemede, gerek daha sonrasında buraya geçmiş olsun ziyareti yaparak benimle çok yüksek bir dayanışma gösterdiniz. Bunun için de ben ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Burada ağırlamaktan dolayı. İyi ki sizin gibi dayanışma gösterebileceğimiz gazeteciler var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Özgür Bey, Türkiye kıran kırana bir seçim sürecine girmiş durumda. Bir hani eğik düzlem denir. Tam o eğik düzlemin içinde 18, daha doğrusu 14-28 Mayıs seçimleri bir tür, hani bir satranç deyimiyle ifade edersek, pata durumuydu. Devletin bütün olanakları kullanılmasına karşın, antidemokratik koşullara, adil olmayan şartlara, iftiraya, kara propagandaya, yanıltıcı yayınlara rağmen 2 puan bir fark oluştu. Bu fark da çok tartışmalı bir fark. Fakat biz tabii bu seçimlerin hem gerçek anlamda meşruiyetini hem de seçim sonuçlarının, siyasal iktidarın ahlaki ve siyasal meşruiyetini çok tartışamadık. Bu yerel seçimler hemen ardından geldi. Bir tür üçüncü tur, ilk iki turu sayarsak eğer, bir üçüncü tur gibi de algılanıyor. Bir tür sağlamasının alınacağı seçimler olarak da görülüyor. O bakımdan hem iktidar nedeniyle, hem iktidar bakımından, hem muhalefet bakımından bu seçimler büyük önem taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisi nedir? Siz kazanacak mısınız? Ne yapacaksınız? Nasıl gidiyor? Genel olarak sahadan ve toplumdan aldığınız izlenim nedir? Böyle başlayalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tabii bu seçimleri birkaç seçime benzetilebilir. Yani üçüncü tur diyenler var. Ama belki şöyle, biraz önce hem seçimlerin ahlaki hem hukuki meşruiyetini sorguladınız. Belki şuradan almak gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimini ardından ilan edilen o halle ve 3 ay bile olmayacak, 1,5 ayda toparlarız diye ilan edip de içine bir anayasa değişikliği mecliste, bir referandum ve bir genel seçim sığdıran, yani kanlı bir darbe girişimini araçsallaştırarak fırsata çeviren, kendi deyimiyle de belki de Allah'ın bir lütfu olarak nitelendiren bir akıl tarafından yönetiliyor şu anda Türkiye. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin pek çoğunun anayasalarında, olağanüstü hal şartlarında anayasanın değiştirilemeyeceği yazar. Olağanüstü hal şartlarında seçim yapılamayacağı yazar. Ancak bizim anayasamız 1980 darbecileri tarafından yazıldığı ve sıkı yönetim şartlarında hazırlandığı için böyle bir hüküm yok. Aslında bu askerlerin kendi gayrimeşru anayasalarına meşruiyet kazandırmak için anayasamıza koymadıkları bir hüküm. Gerçekten bir sivil anayasa yapsanız, içine dersiniz ki sıkı yönetim hali, o hal gibi hallerde bu anayasa değiştirilemez. Çünkü toplum sözleşmesi en özgür şekilde tartışılarak hazırlanır, oylanır, ardından yürürlüktedir ve birisi o hal ilan edip, yani özgürlükleri askıya alıp, başta basın özgürlüğünü, savunma hakkını gerilettirip, belli süreleri uzatıp, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin belli maddelerini askıya aldığınız bir süreçte anayasa değiştiremezsiniz. Ama Kenan Evren'in sağladığı onalakla o anayasa değişikliği önce mecliste görüşüldü, sonra da referanduma gitti. Referandumda kıl payı bir farkla, %51'e 49'luk bir farkla geçti. Ama o referandum da OHA şartlarında yapıldı. Yani ki o referandumun meşruiyeti de çok tartışmalı. Mühürsüz zarflardan çıkan 2 milyona yakın oy kabul edildi. Öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan birçok hukuksuzluğa rağmen anayasa meri yürürlükte. Ama ne kadar meşru o tartışılır. Zaten o yüzden de bitmiyor. 15 Temmuz darbesini bir anlamda tamamlamış oldular. Tabii, yani şöyle, 15 Temmuz günü ben darbeye karşı meclisi, kapalı, evet, meclisi açalım diyen, meclisin kürsüsünden 100 yıllık partiyiz, yeniliriz, yeniliriz ama darbecilere teslim olmayız, medet ummayız. Yeni bir milletimiz yapılacak ilk serbest seçimlerle yeni bir vazife verene kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz
demokrasinin ve seçilmiş meclisin arkasındayız demiş kişiyim ben. Ama şunu kabul etmek lazım. O gece darbe başarılı olsaydı zaten darbeciler bir anayasa değişikliği yapacaklardı. Böyle bir anayasa ve buna benzer bir anayasa yapacaklardı. Daha demokratik bir anayasa değil, yetkilerin bir merkezde toplandığı anayasa yapacaklardı. Hal böyle olunca Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için hazırlattığı, ilk önce de aslında ilk kapıyı da hatırlayalım, Devlet Bahçeli araladı ama ondan da hemen öncesini hatırlayalım. Devlet Bahçeli'ye partisinde bir ekip itiraz ediyordu. Bu itirazlar üzerine olağanüstü kongre topladılar. Olağanüstü kongrede tüzük değişikliği yaptılar ve tüzüğe seçim maddesi koydular. Devlet Bahçeli yapılacak 900 delegenin desteğini kaybetmişti, 1100-1200 delegeden. Ve artık MHP'de yönetim el değiştirecekken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güdümündeki yargı eliyle o kongre iptal edildi. Onun diyet borcu olarak, onun bedeli olarak da anayasa değişikliğine geçit verdi Devlet Bahçeli. Dedi ki Erdoğan anayasaya uymamaktadır. Ya o anayasaya uymalıdır ya da anayasa ona uydurulmalıdır. AK Parti kendi taslağına görülmüş bir iş değil, getirmelidir dedi. Öyle bir şey oldu ki uyulmayan anayasanın yönetene uydurulduğu, tam bir demokrasinin askıya alındığı, toplum sözleşmesinin çiğnendiği, sonra da toplumun kolunun bükülerek o an şartlarında toplum sözleşmesinin değiştirildiği bir süreci yaşadık. Bu süreçten hemen sonraki yapılan baskın seçimle, ki hatırlayalım o da o an şartlarında yapıldı, tek adam rejimi işlerlik kazandı ve 2023 seçimlerine öyle gidecektik. Büyük bir umutsuzluk vardı, büyük bir üzüntü vardı, büyük bir kaybetmişlik duygusu vardı ama o sırada bir şey oldu. Seçmen önüne gelen ilk sandıkta dengeyi yerelden kurdu ve ülkenin, bütün dünyada Türkiye'nin adını bilmeyenlerin adını bildiği İstanbul gibi bir metropol dahil, başkent Ankara, Adana, Mersin, Antalya'yı AK Partiler aldı, CHP'ye verdi. CHP'nin elindeki belediyeleri de CHP'de tuttu ve Cumhuriyet Halk Partisi bir anda 11 büyük şehri yöneten, Türkiye nüfusunun %60'a yakınına belediye başkanlarının temas ettiği ve bir merkez yerel dengesi kuruldu Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimini kabul etmeyip seçimi yeniledi. Çok daha büyük bir fark ortaya çıktı. Bunların hepsi, yani son seçimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ve Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Bu siyasete bir denge getirdi. Ve biz o dengeyle 2023 Cumhuriyet'in 100. yıl seçimlerine gittik. Şimdi o seçimleri, öyle oldu böyle oldu, oraları çok tartışıldı, sizler konuştunuz. Dönüp de niye kaybettiğe dönmeyelim. Ama kazanmamız gereken bir seçimi kaybettik Cumhuriyet'in 100. yılında. Ve Recep Tayyip Erdoğan aslında hedefi olan Hedef 2023'teki hedefinin ne olduğunu daha önceden biliyorduk. Ama hedefi çok daha ileri bir noktaya gelmekken o yerelden kurulan dengeyle ve Millet İttifakı'yla Türkiye'nin tam olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında muhalefetin birleşmesiyle süreçte bir sürü hatalar yapıldı, kusurlar yapıldı. Alınan %48 oy. Hatalar yapıldı ama %48,5 oy alındı. Daha doğrusu anayasaya göre ilk tur iki tarafta %50'yi geçemedi. İkinci tura kaldı. Orada da %48,5'a 51,5 gibi bir dengeyle seçimler sonuçlandı. Şimdi yeniden bir umutsuzluk vardı. Biz sizinden bu stüdyoda da bunu konuştuk. Evet. Seçmenimiz büyük bir duygusal kopuş yaşıyordu. Büyük bir ümitsizlik, sandığa küskünlük, bir daha sandığa gidilmeme noktasında çok söylemler varken Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partilerde olmayan bir parti içi demokratik mücadeleyle seçimli bir kurultaya gitti. Ve seçimli kurultaydan biz değişim söylemimizle ve kurultayın olduğu gün kurultaya kadar olanları bırakarak, unutarak, temiz bir sayfa açarak, partiyi bütünleştirerek, önceki bütün genel başkanlarımız olduğu gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da vefa duyarak, minnetlerimizi ifade ederek yeni bir süreç başlattık. Şimdi bu şartlarda yerel seçime gidiyoruz ve Türkiye bir kez daha 2018 tek adam rejiminin iktidara geldiği seçimleri
2019 Mart'ta dengelediği gibi bir genel yerel dengesi kuracak mı? O tartışılıyor. Burada kuracağımızı gördüler ve onun için bin çeşit tedbir alındı. Bunlardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan kendi ittifakına sarıldı ve Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'nın da bileşenleri gayretlerimize rağmen onlar açısından, kendileri açısından saygı duyduğumuz gerekçelerle ittifaktan çekildiler. Ve birçok yerde yarışıyoruz. Diğer taraftan bir önceki seçimde biz bu iktidara gücümüzü göstermek için ne olursa olsun onlara kaybettirme stratejimiz var. AK Parti'ye kaybettirmek için kayıtsız şartsız muhalefete destek vereceğiz diyen o günkü HDP, bugünkü DEM de bu sefer iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti ve kendi adaylarını çıkardı. Seçim bölgelerine özel, işte eğer adaylar çok hoşumuza giderse, işte belli şartları sağlıyorlarsa kent uzlaşısında biz de oy verebiliriz. Yoksa biz adaylarımızı çıkarız dedi ve önemli metropollerde de adayları var ve seçimin böyle bir güçlüğü de var. Şimdi burada Bin bir çeşit tedbir alındı derken muhalefetin altılı masasının dağılmış olması ve bu seçime ayrı ayrı girilmesine de vurgu yaptınız. Yani burada iktidarın bir parmağı, iktidarın bir rolü olduğunu mu değerlendiriyorsunuz? Ya ben iktidarın parmağını bilmem tedbir ama deyince... Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yerel seçimlerde yalnızlaştırmak üzerine, yani iktidar uğraşıyor, AK Parti uğraşıyor, MHP uğraşıyor, derin devlet uğraşıyor, devletin bütün organları uğraşıyor. Yani maalesef devlet parti ayrımı ortadan kalktığı için yani inanılmaz bir şekilde, yani şu kadarını söyleyeyim, daha sonra belki bir başka başlıkta konuşuruz. Hepimiz vergi veriyoruz. Bugün benim mitingime gelen on binlerce kişi vergi veriyor. Onların vergileriyle TRT fonlanıyor. Onların vergilerinden TRT çalışıyor. Devletin televizyonu, kamu televizyonu 20 gündür bizim reklamımızı yayınlamıyor ki. Reklam bir Barış Manço şarkısı, telifi ödenmiş. İçinde Ekrem Başkan'ın esnafın kepengini kaldırdığı, Mansur Başkan'ın dayanışma belediyecilerini davet ettiği bir kadının veresiye defterini kapatmasını alkışladığı, işte İzmir Cemil Tugay'ın genç kızlarla özgürce genç kadın öğrencilerin gitar çalışına eşlik ettiği, emekçilerin Candan Yücel tarafından ziyaret edildiği, Topuklu Efe'nin Sera ziyareti yaptığı bir filmi hukuki inceleme yapıyoruz diye 20 gün tuttular. AK Parti'nin filmini bir günde yayına aldılar. Bizimkini hala almıyorlar ve şimdi diyorlar ki biz 20 gün önce başvurduğumuz halde Mart ayı için rezervasyonlarımız dolu. Ya kamu yayıncılığı parasından reklam yayınlamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani korkunç bir süreçteyiz. E şimdi göz önünde TRT bunu yapıyorsa arka tarafta MİT ne yapmıyor? Yani daha ne söyleyeyim ben? Yani kimseyi yıpratmamak, devletin kurumlarını yıpratmamak için yaşadığımız bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Ama ne kurumlar neler yapıyor yani. Biz daha somuta gelelim isterseniz. Ben bir cümleyle tamamlamak isterim. Yani Murat Bey girdiği sırada da bir iki cümlem vardı. Hani tamamlayayım. Buyurun. Şimdi gelinen noktada onlar da görüyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi bu sefer tek başına, ki aslında tek başına değiliz. Cumhur İttifakı'nın karşısında bir Türkiye İttifakı var. O Türkiye İttifakı geçen seçimdeki Millet İttifakı'nı, İstanbul'u kazandıran İstanbul İttifakı'nın çok önemli bir kısmını kapsıyor. Çünkü insanlar değişmedi. Saraya itiraz değişmedi. Tek adam rejimine itiraz değişmedi. Sömürü düzeni değişmedi. Bahçeli'nin tutumuna itiraz değişmedi. Ve buna rağmen geçen sefer birlikte olduklarımız bizimle birlikte değiller. Başka adayları var ama seçmen, ben diyorum işte gözünde ya da gönlünde ya da yakasında güneş olan iyi insanlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi hep birlikte durma iradesi gösterirse biliyor ki bu rejime karşı dengeyi kuracak. Ve biz o dengeyi kurmak için
sahadayız ve bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Yerel seçimlerin böyle bir işlevinin olduğunu değerlendiriyorsunuz. Bu önemli Bilge Hanım. Şimdi tabii yerel seçime gidiyoruz aslında ama Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin gölgesi altında gidiyoruz. Bu arada sizin geleceğinizi öğrenince yüzlerce mesaj aldık. Binlerce belki de emeklilerden ağırlıkta onların beklentisi de var ama önce şunu da sormak istiyorum müsaadenizle. Bu seçime baktığımızda evet bir yerel seçime gidiyoruz ama sanki İstanbul dışındaki illerde evet bir yerel seçim ama İstanbul'da bu seçim bir genel seçim havasında mı geçiyor? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi İstanbul'un öyle bir özelliği var. Yani ister kabul edelim ister etmeyelim. Daha doğrusu hepimiz kabul etmek durumundayız ki İstanbul'a güneş açmadan Türkiye'ye bahar gelmiyor. İstanbul'da kar yağınca bütün Türkiye'ye kış geliyor. Ve televizyonların hepsi İstanbul'dan yayın yapıyorlar. Ve İstanbul'da spiker çıkıp da bugün karlı bir güne uyandık deyince Antalya'daki de kar yağıyor. Antalya'ya da kar yağıyor gibi oluyor. Siyasette de böyle. İstanbul tabii yani 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. 16 milyon nüfuslu bir şehir. Ve medyanın burada olduğu, finans çevrelerinin burada olduğu bir şehir. Ve Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyordu. Az daha da kaybediyordu. Yani çok olağanüstü şartlarda ve İstanbul seçimleri bir Türkiye seçimi gibi algılanıyor. Bu normal. Bu arada ben şimdi bazı görüntüler oluyor. Bugün de 4 ayrı yerde konuştum. Uzunköprü'de, Keşan'da ve Edirne'de de büyük mitingler yaptık. Benim mitinglerimin de ana konusu başta emekliler. Asgari ücretliler, yoksullar, kent yoksulluğu, güvencesizler, işçilerin durumu ve buna karşı eğer 31 Mart'ta, daha doğrusu 1 Nisan'da bu hükümet ben her şeye rağmen yine bu seçimlerden güçlenerek ya da gücümü koruyarak ya da herhangi bir ceza almadan çıktım derse ertesi gün yapılacak bir şey yok. Bir şey yapılacaksa bir gün önce yapılacak 31 Mart'ta. O açıdan da emeklileri, emekçileri, güvencesizleri, mavi beyaz yakalı, gri yakalı bütün emekçileri bu seçimlerin evet yerel yönetici seçilecek ve onu çok kıymetlendiriyorum. Yani insanların kendi beldesini, ilçesini, ilini, büyükşehirini kimin seçeceğine, adayların profillerine, geçmişte yaptıklarına bakarak ve adayların profiline bakarak karar vermeleri kıymetli. Ama ayrıca bu yerel seçim, bu hükümetin eğer ya biz her şartta bak bunlar 10 bin lira yapmış en düşük emekli maaşını, iktidara geldiği gün 3 Kasım 2002'de 1,5 asgari ücretmiş, 26 bin liraymış bugünkü parayla. Şimdi 10 bin lira yapmış. Yine de seçim kazanıyorum derse önümüzdeki 4 yıllık süreçte bu Mehmet Şimşek'in ağzından çıkardığı hani diyor ya kemer sıkılacak sıkı para politikası yani acı reçete acı ilaç. Bunlar acı ilacı saray müteahhitlerine içirmiyorlar ki. Bunlar acı ilacı beşli çeteye içirmiyorlar. Bunlar acı ilacı yine gidecekler emekliye içirecekler. Emekçilere içirecekler. Çiftçiye esnafa içirecekler. O yüzden 31 Mart gününün böyle bir önemi var. Şimdi o zaman kısaca şunu da sorayım ardından da Murat Taylan'a sözü bırakayım. Sayın Özel şimdi pek çok siz de ifade ettiniz emekli maaşları. Emekliler bu arada seyyanen zam umudunu koruyor bir yandan da. Daha önce EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda seçimi kaybetsem bile bunu yapmayacağım demişti. Bu umudu canlı tutmak adına ki memur emeklileri onlar da örneğin 9 aydır seyyanen zam bekliyor. Ana Muhalefet Partisi'nin bu önümüzdeki 20 gün içerisinde bu anlamda bu umudu canlı tutmak adına yapacağı adımlar ya da atacağı adımlar ne olabilir? Bunu nasıl yorumlarsınız? Biz meclis kapanmadan bir hafta önce... Bekler misiniz böyle bir hamle? Seçim yani müjdesi. Şöyle, böyle bir şey yapabilmek için meclisi açmak lazım. Biz meclis kapanmadan bir hafta önce meclisi kapatmayın. 3 gün daha çalışalım. Hatta formülüze de ettik. Yani biz somut daha kolay tartışıyor diye dedik ki bir emekli kart çıkaralım. Emekli karta 7'şer bin lira seyyanen zam verelim. En düşük emekli maaşı 17 bin liraya gelsin. Ayrıca da bu emekli kartın elektrik, su ve doğalgaz faturalarında %25 ile 40 arasında da indirim uygulansın. Yani hiç olmazsa bu zorlu dönemi kolay geçirsin emekliler. Yapın bunu dedik bir hafta daha çalışalım. Yapmadılar kapattılar. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla emeklilere yapacağının enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek olduğunu emeklilerin o süreçte rahatlayacağını söylüyor. Tabii bu büyük bir kandırmaca.
kendi programlarına göre zaten emekliler enflasyon 2026 yılının 3. çeyreğinde tek haneye iniyor. Hiçbir zaman bunu tutturamadılar. Yani bu hedeflerin hiçbiri tutmadı. Görünen o ki 2028'den önce enflasyonu tek haneli rakama indirmeleri zaten olası değil. Kaldı ki enflasyon tek haneli rakama inmesi bile hayat pahalılığını durdurmuyor. Yani enflasyonun sıfır olması hayat pahalılığını durdurur. Eksi enflasyon yarattığınızda geriye gider. Oysa ki daha 2,5 yıl boyunca fiyatlar artacak ve önce şimdi %68 artacak. 70'lere gelecek. Hedefleri tutarsa sonra düşüş başlayacak. Ama bir yıl sonra bile fiyatlar %40 artıyor olacak zaten. Ve emekli elindeki erecek. Aynı şey dediği gibi teli gereceğim de koyunlar ip toplayacak da oradan yün toplayacak da ip yapacağım, satacağım, borcumu ödeyeceğim. Emekli için ipe un serdi Recep Tayyip Erdoğan. Bunu görmek lazım. Ama bekler miyiz? Seçimleri böyle şu andaki trend lehimize görünüyor. Seçimleri başta İstanbul'da kaybettiğini gördüğü emin olduğu anda bir hamle yapmak ister mi? Yapabilir. Meclis açayım mı derse aç deriz. Zam yapayım mı derse ver deriz. Çünkü sonuçta emeklinin cebine konacak her para bizi memnun eder. Ama ben bu önümüzdeki 20 günde böyle bir ihtimal görmüyorum açıkçası. Murat Aylan. Şimdi güncel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir soru sormak isterim. O mitinglerde sizi hedef alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun adını vermeden Ekrem İmamoğlu'na dönük göndermeleri var. Size Özgür Efendi diyor. Bilmiyorum rahatsız oluyor musunuz Özgür Efendi'den? Onu sormak isterim. Bir de son dönemde Türk filmlerinden replikler kullanmaya başladı. Bugün sizin için bir mazlum benzetmesi yaptı. Ne dersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Şimdi birincisi Özgür Efendi'den rahatsız değilim. Bir 20 gün, bir ay düşündü ne diyeceğini. Bir ara CHP'nin malum genel başkanı falan diye böyle bir iki söyledi. En sonunda bula bula efendi buldu. Bu herhalde bizim efendiliğimizden. Yani Özgür Efendi diye bir laf bulduysa ben buna ne diyeyim? Yani desin varsın bir problem yok. Türk filmlerinden geçen gün Zübük'ü hatırlattı. Zübük'ün kelime anlamına bakıyorsunuz. Bir çıkar elde edebilmek için her şeyi göze alan kişi diyor. Ve egoist, narsist kişilikli birisi falan diyor. Şimdi bizim durduğumuz yer belli. Recep Tayyip Erdoğan bir seçim kazanmak için gün oluyor Abdullah Öcalan'dan getirip mektup okutuyor. Gün oluyor Osman Öcalan'a kamera yolluyor. Öbür gün MHP ile Kolgor'a gidiyor. Hüdaparcıların hapisten çıkarıyor. Hepsinin cezalarını affediyor. Seçilme yasaklarını kaldırıyor. Kimini milletvekili yapıyor. Hüdapar davasının avukatını Hizbullah davası. Hizbullah davasının baş avukatını milletvekili yapıyor. Sanıklarını belediye başkan adayı yapıyor. Milletvekili yapıyor falan. Yani her şeyi göze alıyor. Bir gün milliyetçiliği ayaklar altına alıyor. Bir gün milliyetçi muhafazakar bir partinin lideri oluyor. Öbür taraftan işte egoistlik, her şeyi ben bilirimcilik falan. Arkadaşlar dedi ki bu sözlüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğünü yollayalım dedi. Okusun Zübük neymiş dedi. Ben de dedim ki sözlüğe ne gerek var? Ayna yollayayım, baksın ayna. Zübük kimmiş görsün dedim. Güldük geçtik. Bence muhtemelen ne Aziz Nesin'in ünlü romanını okumuş ne de Kemal Sunal'ın Kartal Tibet'in. Dünyadan haberi yok. O filmi izlemiş olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir böyle danışmanlar yanlış yönlendirmiş gibi duruyor. Samimi bir dini inancı olmadığı halde dini oy toplamak için kullanan Aziz Nesin'in Zübük'ünü öyle etrafına Zübük diyerek geçiyor. Ama bugün söyledikleri de hepsi çaresizliğini gösteriyor. Yani siz bir ülkenin cumhurbaşkanı olacaksınız, bir iktidar partisinin genel başkanı olacaksınız. Seçimlere 21 gün kalacak. Ana muhalefet partisinin genel başkanı sizinle polemik yapmamak için, yani ben onunla şöyle, benden kavga etmek için can atıyor. Ama bir sıkıntısı var, o benden kimlik siyaseti üzerinden kavga yapmak istiyor. Benden böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile en çok kavga yapmak istediği ve en kendini rahat hissettiği alanlarda kavga yapmak istiyor. Ben onunla kavgayı göze alıyorum ama o konularda değil, en düşük emekli maaşında kavga ediyorum. Çiftçiye yaptığı işte bugün 500 bin ton pirinç ithal etmiş. Türk çiftçisinin pirincini almıyor. Uzunköprü'deki çiftçiyi perişan etmiş. Onun üzerinden kavga ediyorum. Emekçilerin hakları üzerinden. %1 vermesi gereken destekleme primlerini
verse 256 milyar verecekten 80 milyar ödemiş, 178 milyarın peşine düşüyorum. Kur korumalıya verdim bu parayı, çiftçiye vermedin diyorum. Emekçilerin hakları üzerinden kavga ediyorum. Böyle olunca da sinirleri bozuluyor. Bu sefer işte onu mu yapalım, bunu mu yapalım diye. Bu son seçimim dedi. O ayrı bir şey. Onu da değerlendirmesine çok girmiyorum. Yani onu konuşmak istiyor mesela. Şimdi ben emekli konuşmak istiyorum. O Cumhurbaşkanı'nın son seçimi mi? Hatta kendi ortaya galiba, attı. Galiba bir oy isteme biçimi. Yani daha önce de söyledim. Bekir Bozdağ getirdi. Meclis bir daha yaparsa işte seçim getirirse olur. Onu bir konuşmak istiyor. Ben emekliyi konuşmak istiyorum. Ben yoksulluğu konuşmak istiyorum. Ben zamları konuşmak istiyorum. Bir de Sayın Merdan Bey söylediği gibi bir de yani daha önce 2009'da bir yaptı. 2018'de bir yaptı. Geçtiğimiz seçimlerde bir daha yaptı son seçimim diye. Bunun hani son bir kez daha oy verelim falan. Yani biliyorum açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama bu son seçimimiz, beni terk etmemelisin falan diye de bir duygusal tarafı da olabilir. Evet. Onu kendi değil yapıyor, kendi ölçecektir, bakacaktır. Biz onlarla meşgul değiliz. Peki, siz tam da bu noktada ben kavga etmek istediği alanı söylediniz. Evet. Bu önemli. Siz emekçilerin hakları, özgürlükleri ve sınıfsal ve ekonomik çıkarları temelinde bir mücadele yürütmeye çalıştığınız zaman onlar sizi kimlik tartışmasına ve kavgasına çekmek istiyorlar dediniz. Tam da onu yapıyorlar. Benim gözlemlediğim de o. Şimdi DEM Parti ayrı ve kendi adaylarıyla seçimlere girdiği halde üstelik de mesela bir DEM Partili milletvekili Sırrı Sakık evet kaybettirmek istiyoruz dediği halde CHP'ye, siz de şimdi ayrı iktidara kaybettirmek yerine muhalefete kaybettirmeyi tercih ediyor galiba dediniz DEM Parti için. Şimdi tablo böyle olduğu halde DEM Parti ayrı bir parti ve hemen hemen bütün büyük şehirlerde ayrı adaylar çıkarmış durumda. Size niye DEM Parti üzerinden yükleniyor? Siz DEM Parti ile iktidar arasında bir rabıta, bir ilişki olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa ki diğer taraftan da DEM Parti'nin başka bir çağrısı var. Kent uzlaşısı çağrısı var. Size Türkiye İttifakı diyorsunuz. Şimdi demokratik siyaset alanında çalışan ve faaliyet gösteren bir partinin doğrudan bir terör örgütüyle ilişkili biçimde gösterilmesi başlı başına bir sorun zaten. Bir buna itiraz etmek gerekiyor. Sizi bu DEM Parti üzerinden sıkıştırmaya çalışma stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, ikincisi DEM Parti ile bir temasınız var mı gerçekten? Çünkü kendileri Abdullah Öcalan'la görüşünce bu demokratikleşme, analar ağlamasın, çözüm, açılım oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi DEM Parti ya da HDP ile görüşünce terörle işbirliği oluyor. Yani buradaki o ikiyüzlülük, yani çifte standart, bu yaklaşım daha önce bir cesaretle ve açık biçimde reddedilemedi. Ama gördüğüm kadarıyla siz biraz daha net bir tutum takınıyorsunuz bu konuda. Ne şimdi birincisi bu 2023 seçimlerinde işleyen kullanışlı propaganda aygıtını kaybetmek istemiyor. Orada biliyorsunuz bir montaj videoya kadar tenezzül ettiler. Yani ben evet. Mesela demokrasilerde tamam pragmatizm, faydacılık falan başka bir şey de siz tutup da bir montaj videoya tenezzül etmezsiniz. Yani dünyanın hiçbir demokrasisinde, gelişmiş demokrasinin hiçbirlerinde bu çağda kimse rakibini elde etmek için yalan videoya tenezzül etmez. Hani gerçeğini kullanır varsa bir şey. Ama yalan video, gittiler orada, yok işte Kandil alkış yapıyormuş Kemal Bey'e. Kandil Kemal Bey'i destekliyormuş. Bir sürü yalan dolan iş yaptılar. Bunu da 14 Mayıs seçimine kadar hoyratça kullandılar. Orada daha sonra yapılan değerlendirmelerde CHP'nin bu konuda hata yaptığı, çünkü bu yalanın tutmayacağını, inanılmayacağını söylediği, düşündüğümüz, bunu yalanlamaya bile tenezzül etmediğimiz ama onların tenezzül ettikleri bu işin seçmenin bir kısmında iş gördüğü ve CHP'nin özellikle Kemal Bey onu da ifade ettiğinde biraz başka yönlerden de tartılmıştı. İşte sadece TRT'nin çektiği yerler var dediğinde, yani TRT'nin, A Haber'in, iktidara müzahir medyanın hakim olduğu seçmenin, belki televizyonunda sadece bu kanalların olduğu seçmenin bundan etkilendiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işten zarar gördüğü. Videoyu gerçek sandılar. Adayımızın zarar gördü. Evet, videoyu gerçek sandılar ve böyle bir algı oturdu ve yapıştı. Şimdi
Bunu devam ettirmek istiyor. Tabii biz burada buna izin vermeyeceğimizi baştan ifade etmiştik. Sonra bir yandan o ekonomide zam yapıyor. Zamlar konuşulmasın diye dem demeye başlıyor. Ben zamdan dem vurmak istiyorum. O deme zam koymak istiyor. Hep bunun üzerinden böyle bir tartışma yaratmak istiyor. Biz buna da itiraz ettik. Bu oyuna da gelmeyeceğimizi söyledik. Ayrıca ben şöyle bir şeyi çok net söylüyorum. Bir daha açmakta, ifade etmekte fayda var. Biz demle kongremiz bitti. Demin eş genel başkanları aradı beni. Ayrı ayrı sağ olsunlar. Tebrik ettiler. Bir eş genel başkan da yüz yüze de ziyarete geleceğiz dedi. Bir süre bekledikten sonra, yani biraz zaman geçince biz fark ettik ki onların kongresi bizden önce olmuş ve sayın genel başkanımız bizim kongre telaşında onları ziyarete gitmemiş. Partilerin birbirine nezaket ziyareti. Ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Kamuoyunun önünde aşağıda basın toplantımızı da yaptık. Veya işte mecliste gruplar arası bir görüşme gibi değil. Gittik geldik, görüşmemizi yaptık. Çünkü biraz önce Merdan Bey'in de söylediği gibi siyasi partiler kanuna göre kurulmuş. Her bir milletvekili aday olurken temiz kağıdını savcılıktan almış. Ve bu konuyla ilgili mecliste grubunu kurmuş. 6,5 milyon işte oy almış bir siyasi parti. Biz görüşüyorsak görüşüyoruz diyoruz. Ve bunu gizlemiyoruz. Hatta şunu söyleyeyim. Hani bana partinizde bir şeyle övünmek hakkınız olsa dese Bilge Hanım. Bir hakkınız var, neyle övünürsünüz? Ben derim ki Cumhuriyet Halk Partisi geçen bayram ve ondan önceki bayramlarda tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek parti. Bu önemli bir şey. Şimdi AK Parti ve MHP mesela DEM'le bayramlaşmıyor. Ya işte İYİ Parti ile de bayramlaşmıyor MHP falan. Peki DEM'le bayramlaşmıyor da bayramdan önce ya da bayramdan sonra mecliste arka odada ne oluyor? DEM'in grup başkan vekilleri geliyor doğal olarak. Olması gerektiği gibi. AK Parti grup başkan vekilleriyle bayramlaşıyorlar, sarılıyorlar. Hatta her hafta geçtiğimiz dönem benim görevde yaptığım onlarca meclis başkan vekiliyle kuliste çalıştım. Kuliste bayramlaşıyorlar, sarılıyorlar. Yahu bizim arka oda var. Arka odada partinin yetkilileri zaman zaman genel başkanlar falan da olur. Hani şimdi bu sistemde olmuyor artık hani genel kurula girmedikleri için. Yoksa özel oturumlarda 23 Nisan olur, 1 Ekim özel oturumu arkada genel başkanlar da çay içer. Neyse şöyle oluyor. HDP meclis başkan vekili yönetiyor oturumu. Ara veriyor. Grup başkan vekillerini arkaya çağırıyor. Zaman yok. Zaten öyle dışarıya çok gidilmez. Usuldendir, adettendir masa kuruluyor. Masanın başına HDP grup başkan vekili bizim dönemimizde en son Nimetullah Erdoğmuş'tu geçiyor. Şimdi işte Sırrı Süreyya Önder geçiyor. Yemeği de o ısmarlıyor. Parasını da o ödüyor. Yanında MHP'nin grup başkan vekili oturuyor. AK Parti'nin grup başkan vekili oturuyor. Hep mi o ödüyor? Hayır, kimse nöbetçi meclis başkan vekili ödüyor. HDP'nin olduğu hafta. Ya da AK Parti'nin ki CHP'nin ki olsa HDP'nin grup başkan vekili geliyor. Bayramsa sarılıyorlar, öpüşüyorlar, ayrılıyorlar. İçeride bunlar oluyor. Dışarıda riyakarlık oluyor. Dışarıda sahtekarlık oluyor. Biri çıksın desin ki bana, biri. Bekir Bozdağ çıksın desin. AK Parti'nin herhangi bir grup başkan vekili desin. Biz bayramlaşmıyoruz ya. İçeride de hadi sizden bayramlaşmıyoruz desin. Elde sıkışıyorlar, öpüşüyorlar da, sarılıyorlar da. Haftada 3 akşam birlikte yemek de yiyorlar mecliste, arkadaki odada. Kapının önünde poz kesiyorlar. Şimdi CHP mi demleniyor? Bunlar mı demleniyor? Ben DEM Partisi'yle siyasi ilişki yürütüyorum. Herkesle yürüttüğüm gibi. Bunlar arkada her şeyi yapıyorlar ki bu benim gördüğüm. Bir de görmediğim yerde başka temasları da olabilir. Her partinin her partiyle olabilir. Ama kendi seçmenlerine görüşmüyoruz diyorlar. Konuşmuyoruz diyorlar. Biz onlarla bayramlaşmayız diyorlar. Onlar terör örgütünün uzantısı. Biz onların kanlı ellerini sıkmayız diyorlar. İçeride el ele diz dize oturuyorlar. Ve böyle bir riyakarlık, böyle bir sahtekarlık yapıyorlar. Yapmıyorlarsa yapmıyoruz desinler. Buradan söylüyorum. Bu kadar net. Ha, Cumhuriyet kent uzlaşısı. Kent uzlaşısı tabiri. Yani sizin Türkiye İttifakı çerçevesinde. Yani bu ne anlama geliyor? Yani kendiliğinden toplum içinde. Yani sizin propaganda ve aşitasyonunuzla. Yani seçmen bir irade, bir sağduyu gösterip stratejik, son dönemdeki moda deyimle ifade edersek, stratejik oy kullanarak kendiliğinden mi oluşturacak, yoksa sizin belli temaslarınız var mı?
Yok. Yani Türkiye il ya da kent bazında. Türkiye ittifakıyla ilgili temas etmek isterdik. Çiçekleri yaptırdık, gittik. Boş döndük. Türkiye ittifakını biz seçmenin vicdanının sandıkta kurmasını bekliyoruz. Bu kadar net. Seçmenin vicdanı yani sandıkta il birleşecek. Böyle temaslarınız var mı, onu merak ediyorum. Yok artık. Mesela Bursa, Balıkesir, Antalya gibi kritik yerler var. Şimdi çabaladık. Olmadı. Ya burada DEM Parti ve İyi Parti'nin ayrı girmesi. Biz İyi Parti ile görüşme yapmak istedik. Onlar görüştüler, olmaz dediler. Sonra biraz önce dediğiniz gibi Balıkesir özelinde bir çağrımız oldu, bir konuşmalar falan oldu ama olmadı. Bizim ne İyi Parti ile ne diğer partilerle varılmış bir ittifak anlaşmamız yok. Özgür Bey, hiç konuşulmadığı için sormak istiyorum. Gelecek, Deva ve Saadet'le irtibatınız oldu mu seçim öncesi? Yani bir işbirliği yapabilir miyiz? Temasınız oldu mu? Şöyle oldu. Şimdi mesela Gelecek Partisi'nin seçim stratejisini açıkladılar. Onlar birçok farklı yerlerde farklı adaylar destekliyorlar. Kendilerine göre tutarlı bir tutum içindeler. Deva Partisi birçok yerde kendi adayını gösterdi. Saadet Partisi'nin bazı yerde aday göstermesi bizim lehimize. Bazı yerde göstermese lehimize, göstermedikleri oldu, gösterdi. Ufak tefek temaslar var ama kurumsal olarak Ankara'da oturup bir masa kurup anlaşmak yerine onlarla, Temel Başkanımızla, Sayın Karamollaoğlu'yla bir çay sohbeti yaptık. Bizi ziyarete geldiler. O ziyarette de şey dedik, hani burada bir ittifak olmaz ama yerelde yerel örgütlere yetki verelim. Yani eğer anlaşabiliyorlarsa, birbirlerine katkı sağlayabilecek ya da birbirlerine zarar vermeyecek uzlaşıları yapabilirler. Yani illerde, ilçelerde, yerelde temaslar var mı? Bu belli yerlerde belli temaslar, belli ufak tefek paslaşmalar falan var ama bu böyle bir hani olması gerekenin %1'ini geçmez. Yani öyle. Örneğin bir şey. Mesela Bursa ve Balıkesir çok somut örnekler. Şimdi Meral Akşener kazanacak aday tartışmasıyla neredeyse bir seçimi kaybettirdi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi çok kritik bir seçimi kaybettirdi. Şimdi kazanacak aday ama yani şimdi Ahmet Akın kazanacak aday öyle görünüyor ve zaten kamuoyu araştırmalarında önde. Fakat oraya parti, İyi Parti bağlamında söylersek güçlü bir aday koydular. Yani Turan Çömez'i koydular. Şimdi Bursa da böyle kritik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin alma ihtimali çok yüksek ve önde gidiyor. Ama orada hem DEM Parti'nin hem İyi Parti'nin adayı var. Balıkesir'de hem DEM Parti'nin hem İyi Parti'nin adayları var ve seçim zaten 20-30 bin ya da 40-50 binlik bir farkla ya kaybedilecek ya da kazanılacak gibi görünüyor. Bu bakımdan dedim. Kazanacak aday tartışmasını belki siz öne almayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, ben Balıkesir'e gitmeden önce... Tersinden bugün belki yapmak gerekir onu. Şöyle, ben Balıkesir'e gitmeden önce İYİ Parti'nin önce yetkilileriyle arkadaşlar görüştü. Sonra ben bir vesile Sayın Genel Başkan'la bir araya geldiğimizde Meral Hanım'la bir taziye için gitmiştim. Taziye için gittiğimde ablasının cenazesinden dolayı, yani kamuoyunun bildiği bir şey, yeni bir şey söylemiyorum. Hiç siyaset konuşmadık ama en son kalkarken Ahmet Akın'ın özel durumunu hatırlattım. Kendisi de düşünülmesi gerektiğini, arkadaşlar konuşsunlar falan diye bir nezaket gösterdi. Orada da yol alınmadı. Bir kez de özel bir telefon açtım. Orada da bir yol alamadık. Sonra da ben bunu birazcık... Bayağı ciddi bir çaba sarf etmişsiniz. Bayrak... Şey ya, şöyle, Balıkesir'in özel bir durumu var. Şöyle bir durum var. Biz geçen seçim Ahmet Akın'ı aday çıkardık. Ahmet Akın, hatta sloganının da şeyi benimdir. Ahmet Akın herkese yakın, Ahmet Akın cana yakın diye. Ahmet Akın Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dışında da kabul gören bir isim olarak... Yapılan ilk anketlerde çok açık farkla kazanıyordu. Anlamadığımız bir şekilde ama buradan kesinlikle İyi Parti'nin işte yöneticilerini ve genel başkanı suçlamak istemem. O günlerde İyi Parti önce Balıkesir için talepkar oldu ve çok ısrar ettiler. Tabii sonuçta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya'da bizi destekleyen bir parti Balıkesir, Manisa'yı, Denizli'yi çok ısrarla istedi. Partimiz karar aldı. Ahmet Akın gık demedi. Ağlaya ağlaya 15-16 puan farkla öndeyken Balıkesir'i verdik. İsmail Ok'u aday gösterdiler ve İsmail Ok'un Balıkesir... Mesela Balıkesir'i bırakın şurayı verelim diyorsun. Hayır, İsmail Ok aday olmak istiyor, Balıkesir istiyor. İsmail Ok'u biz Balıkesir'e verdik. İsmail Ok 16 puan öndeki Balıkesir'i aldı. Elleriyle AK Parti'ye verdi. Elleriyle. Sonra ne oldu?
O İsmail Ok partisinden istifa edip hemen o seçimden sonra AK Parti'ye katıldı. Bu seçimde de yeniden AK Parti tarafından Balıkesir'de adaylaştırıldı. Evet. Ve milletvekili yapıldı. Şimdi bir siyasi yan kesiciliğe, bir milli irade hırsızlığına uğradı Balıkesir. Hem Ahmet Akın mağdur, bir de Balıkesir halkı mağdur. Balıkesir Belediyesi'ni AK Parti'den alıyordu, Millet İttifakı'na veriyordu. Millet İttifakı'nın bütün seçmeni. Orada İsmail Ok marifetiyle o seçmenin oyları AK Parti'ye, yani seçim kaybettirilerek belediye AK Parti'de bırakıldı. Sonra da kendi muhalefet partisi oylarıyla bir AK Parti'ye katıldı. Böyle bir korkunç durum. E şimdi o süreçte de artık çok konuşuldu diye, çünkü Meral Hanım geçen gün biraz kızdı, onu da kızdırmak istemem. O çerçevede söyleyeyim, ben de şöyle bir şey biliyoruz. Meral Hanım Ahmet Akın'a birkaç kez dedi, hatta birinde böyle bizi de gösterip, bunlara değil ama sana bir borcum var, borcumu bir gün ödeyeceğim dedi. Bunlara demedi de kimseye borcum yok, sana bir borcum var dedi. O borcumu ödeyeceğim ben dedi. Biz de bu cümleden Ahmet Akın'ın da, Ahmet Akın beni uyutmuyor, her akşam arıyor Sayın Genel Başkanım. Hatırlıyorsunuz mu Meral Hanım böyle demişti. Evet Ahmetciğim, acaba başkanım. Tamam Ahmetciğim, ondan ben bayağı ama şahidim de yani duruma. Uğraştık ama olmadı. Ben de Balıkesir'de bir aday tanıtımına gidiyordum. İçeride 2000 kişi var. Salonun önünde 5000 kişi. Dedim içeri girmemişler. Dediler içerisinde olduk, bunlar dışarıda. Çıktık oradan. Mitingimizi de yaptık. İçeride de. Bu işi artık Balıkesir'de geçen seçimi yaşayan, bilen, gören herkesin vicdanına bıraktık. Balıkesir'in seçmeni, İYİ Parti'nin iyi insanları, ki benim aram hepsinden çok iyidir. Ahmet Akın'ın benden de iyidir. Sandıkta Balıkesir ittifakını kuracaklar. Bu işi halledecekler diye düşünüyoruz. Şimdi Balıkesir'e iki riskli, az riskli ya da çok riskli iller sıralaması yapıyorsunuz. Yüksek fırsat. Biz. Yüksek fırsat Balıkesir. Balıkesir. Yani niteleme şöyle. Çok riskli, riskli, az riskli illerimiz var. Bunlar bizim elimizdeki belediyeler için geliştirilen bir tanımlama. İşte kırmızı, açık kırmızı, pembe gibi. Bir de açık yeşil, yeşil koyu yeşili var. O da fırsat, orta fırsat, düşük fırsat, fırsat, yüksek fırsat. Balıkesir yüksek fırsat illerinden. Bursa? Bursa yüksek fırsat illerinden. Son ölçümde zaten öndeyiz yüksek fırsat illerinden. Peki çok riskli. Bursa orta fırsat. O Bursa orta fırsat illerinde başladı, yüksek fırsata döndü. Manisa düşük fırsatla başladı. 14 puan fark vardı. Bizim genel başkan olmamızda bir değişik hareketlilik olmuştu. Düşük fırsattan orta fırsatta, şimdi yüksek fırsata geçti son ölçümlerde. Evet, Manisa öyle görünüyor. İyiye gidiyor. O şekilde Denizli orta fırsat olarak duruyor. Sürpriz var. Malatya var mesela. Malatya bizim kendi başımıza son oyumuz %18. 5 partiyle birlikte ittifakta 21 aldık. Bir anket yapıldı. İnanmadık, doğrulamasını yaptık. Doğrulaması aynı çıkınca Veli Ağbaba ankette %32-34, bir kez 34 bir kez 32 çıktı. Orada şöyle bir şey var. Geçen seçimde Cumhur İttifakı'na oy vermiş Veli Ağbaba diyenlere soruyoruz neden. Derinlemesine çapraz soru. Depremde bir tek o vardı diyorlar. Sesimizi o duyurdu diyorlar. İlk ekmeği o getirdi, işte Pertek'teki bütün fırınları açtırıp feribotla 60 bin ekmek getirmişti falan. Böyle bir değişik tansiyon var. Hatta bizim anketçi arkadaşların, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölçme değerlendirme servisindeki arkadaşlar, ya asrın felaketi diyorlar, asrın sürprizi geliyor deyip Malatya'yı getirdiler. Biz de oraya Veli Ağbaba'yı adaylaştırdık. Adıyaman'da Abdurrahman Tuttere var. Mesela düşük fırsattı ama şu anda orta fırsatla yüksek fırsat arasında gidip geliyor, Demin adayının olmasına rağmen. Yani Adıyaman'daki Demliler Abdurrahman Tuttere'ye oy verirse kesin kazanıyoruz. Ama Dem bir aday çıkarmış durumda. Böyle enteresan bir şeyimiz var. Hatay tabii. Hatay bu noktada hepimizin merak ettiği bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek riski de gördük. Kilit ve orta riskten düşük riske doğru ilerledik şu anda. Yani böyle Hatay'da artık kafa kafaya bir durumdayız ve Lütfi Savaşer geçen gün trendini kendi söylediği gibi arttırıyor. Kendi umduğu gibi arttırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir riskli mi? Yok yani Ankara'da, yani tabii bunu sakın kimse seçmene bir saygısızlık olarak düşünmesin. Yani o anlamda söylenmiyor ama
bu anket firmalarının deyimiyle Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı bitti. Dün Mansur Bey de aynı şeyi söylemiş. Son kararı 31 Mart'ta seçmen verecek. O ne derse o olur. Fiilen bitti, rekor oyla geliyoruz. Evet, rekor oyla geliyor. Yani artık Ankara'da karşı kampanya yürümüyor bir de. Yani Mansur Bey inanılmaz bir şekilde öyle işte. Öyle görünüyor. 60'ı zorlar denen Mansur Bey'in hani şimdi tabii yarın öbür gün bunun gerisinde kalınca şey olmasın ama hani böyle 65-70 arası bir oya doğru gittiği söyleniyor. Ama yani Ankara'da yarış Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğunu garanti bir şekilde sağlayıp sağlayamama. CHP biliyorsunuz yıllardır 2 idi, geçen seçim 3 belediyemiz vardı. Şu anda 8 belediye 10 belediye alma noktasında falanız. Ankara'da inanılmaz bir ivmelenme var. Etimesgut, Mamak çok iyi, Gölbaşı çok iyi. Keçiören'de birkaç puan öne geçmiş durumdayız. Mansur Başkan'ın Beypazarı ilçesi alınıyor falan. Böyle yani inanılmaz şeyler. Polatlı belediye başkanı bize geçmişti. Adaylaştırdık, açık farkla kazanıyor. Bayağı iyi gidiyoruz yani Ankara'da. Siz böyle söyleyince doğal olarak şimdi... İstanbul'da da herkes bildiği için KONDA'nın anketi ki Bekir Ağırdır'ın KONDA'nın hani... En yanılmaz firmalardan biri olarak hep çok itibarlı bir firmadır. O ve başka bir araştırma daha var. Metropol araştırmada da önde. 7 puan bir önde KONDA'nın şeyini ben de Bir Gün Gazetesi'nden okudum. Sonra da bir abonesinden rica ettim. Biz de haberlerde verdik evet. Genişçe evet. Verdik. Bizim o yüzden İstanbul, Ankara, İzmir'de bir risk görünmüyor. İzmir'de şöyle bir şey var. Büyük bir değişim ateşi yaktık İzmir'de. İzmir'de bunu hep söylemek istiyorum. Hatta size bakarak anlatayım. Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'deki kadın belediye başkanı sayısı 6. Üçü de bu dönem. Selçuk Karaburun, Küçük İçeri ve Fatma Çalkaya çok sevdiğimiz başkanımız. 3 tane de yani son 5 yıla kadar 3 tane olmuş. Son 5 yılda da 3 tane olmuş. Bu dönem biz seçilecek yerden 9 aday gösterdik. 20 bin 30 bin nüfuslu ilçelerde değil, İzmir'in en büyük 4 ilçesinin 3'ünde Karşıyaka, Konak ve Karabağlar'da kadın aday gösterdik. Toplam 9 kadın aday gösterdik ve bu 9 kadın aday çok büyük metropollerde var ve geleceğin İzmir'den kadın yerel yöneticilerini, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, ileride iktidarımızın kadın bakanlarını yetiştirdiğimiz çok kuvvetli CV'lerin olduğu bir yer ve İzmir'de 40 yaş altında tam 12 belediye başkan adayım var. 40 yaş altında 12 belediye başkan adayım var. Bugün Kartal'daydık. 32 yaşında seçtiğimiz Gökhan Yüksel bugün ikinci kez aday. Ama İstanbul Tuzla'da 31 yaşında, Avcılar'da 32 yaşında bir Caner Caykara. Orada Tuzla'da da Eren Ali Bingöl arkadaşlarım 31 yaşlarında adaylar. Bir ara CHP şöyle bir şeye düştü. 35 yaşında birini aday yapmak istiyorsun, tecrübesiz yapamaz. Ya Deniz Baykal 34 yaşında milletvekili, 35 yaşında Maliye Bakanı. Ahmet Taner Kışlalı 38 yaşında Kültür Bakanı. Bülent Ecevit 35 yaşında Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı. Sonra Çalışma Bakanı, Bülent Ecevit Çalışma Bakanı, Baykal sonra Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı ve İkinci bakanlığın da bütün madenleri kamulaştırıyor. Ali Topuz da öyle. Ali Topuz 34 yaşında bakan. Önder Sav 34 yaşında bakan. Cumhuriyet Halk Partisi 1970'lerde bunu yapmış. Ki bugün geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınların ve gençlerin... Ortalama ömür arttı. İnanılmaz. Şimdi bugün 35 yaşında aday getiriyorsun. Yapamaz çok tecrübesiz. O yüzden buna inat. İzmir benim doğup büyüdüğüm diyecektim. 10 yaşından beri yatılı okulda büyüdüğüm. Üniversiteyi okuduğum, askerliğimi yaptığım şehir olarak İzmir'de bir büyük değişim ateşi yaktık. Tabii İzmir seçmenin biraz notu kıt anketlerde. Bir o belediye başkanları... Oylarda bir gerileme İzmir'de. Hayır. Şöyle onu da ifade edeyim. İzmir'deki önceki dönem başkanlar başka bölgelerde olsalar belki çok geçer not alabilecekken İzmir'in seçmenin notu kıt. CHP'den beklentisi büyük. Şehircilikle ilgili beklentileri büyük. O yüzden İzmir'de bir büyük değişim yaptık ve ben İzmir'de şöyle, tabii geçen seçimde İyi Parti vardı, İzmir'de bir iddialı adayları var. DEM Parti'nin adayı yoktu, şimdi adayları var ve birçok ilçede adayları var. Kaçınılmaz olarak bir oy kaybı olabilir ama o kadarlık bir oy kaybı beklemiyoruz. İzmir'de ben şöyle yani gönlümden bir büyük rekor geçiyor
Yani ilçe belediye sayısı açısından hani keşke 30'da 30 olsa, ne bileyim 30'da 28 olsa, 30'da 26 olsa, ama yani bayağı iyi bir noktaya geleceğimizi görüyorum. İzmir'de, büyük şehirde de her geçen gün ivmelendik. Farkı açıyoruz. Zaten İzmirli hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep sahip çıkıyor ama bu sefer İzmir'in sokağında şu var. Ya itirazlarımız duyuldu, beklentilerimiz duyuldu. Benim İzmir'deki belediye başkan adaylarımın 30 adayım var. Toplam bildikleri yabancı dil sayısı 42. Yani İzmir'i bambaşka bir kent haline getirecek bir müthiş ekip. CV'leriyle sivil toplumdan geliyorlar, meslek örgütlerinden geliyorlar, yüksek lisansları, şehircilik, kentsel dönüşüm biliyorlar ve böyle bir bütün ekip olarak da sadece kendi ilçelerinde değil, büyük şehrin orkestrasyonuyla ki sürdürülebilir kalkınmada Türkiye'nin bir numaralı belediyesi Karşıyaka Belediyesi'ydi, sürdürülebilir belediyecilik uygulamalarında. Evet. Tam da İzmir Büyükşehir'in buna ihtiyacı var. İzmir'de bu dönem hem seçimde devrim yapacağız, hem yönetimde 5 yıl boyunca devrim yapacağız ve o İzmir beklediği atılımı bu dönem gerçekleşecek. Şimdi benim İzmir'le ilgili bir sorum daha olacak ama reklama mı? Reklama gidiyoruz. Reklamdan peki. Sonra size kalmasın. Evet, reklamdan sonra o zaman evet. Seninle başlayalım tamam. Bilge. Özgür Bey bir reklam arasına gireceğiz değerli seyirciler. Önemli sorular var. Burcu Köksal'ı soracağız, Kemal Kılıçdaroğlu'nu soracağız. Partiçi sorunlara girmedik. Onları soracağız, merak ettiği sorular. Tele 1 izleyicisinin son derece merak ettiği diğer soruları da diğer arkadaşlarımız da soracak. Bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir ara veriyoruz. Buradayız. Yeniden merhaba değerli seyirciler. Tele 1'desiniz. Gündem Özel programında Sayın Özgür Özel'i, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel'i burada konuk ediyoruz. Bilge Yurtagülen ve Murat Taylan'la birlikte sorularımızı soruyoruz. Sayın Genel Başkan da sorularımızı yanıtlıyor. Bilge Hanım sorusunu soracaktı. Tabii daha soracağım. Yarım çok kaldı. Buyurun. İzmir'de kalmıştık. Evet. İzmir'de durum ne dedik ama tabii İzmir deyince şu soruyu da mutlaka sormam gerekiyor. Yerel seçimlerde aday gösterilmeyen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün İstanbul'daydı. İstanbul'da karşımıza çıktı. Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın açıklamaları bu noktada çok konuşuldu, tartışıldı. Şöyle söyledi. İstanbul'a gidip İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i işaret etti ve dünden beri benim içim acıyor. Bir dakika bile yanımda durmayan belediye başkanımız başka şehirde başkaları için, o başkaları için ifadesi de çok konuşuldu, tartışıldı. Başkaları için çalışıyor dedi. Siz bu yorumu nasıl değerlendirdiniz? Nasıl okudunuz? Bir de bu tür açıklamaların ve yorumların Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir dağınıklık görüntüsü verdiği yönünde bazı yorumlar yapılıyor. Buna yanıtınız nedir? Evet. Ve Tunç Soyer'in İstanbul'da bir görevi var mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi jandarma komando Tugay'ı değil. O yüzden de sus deyince susup dur deyince durmaz herkes. Bu parti çok sesli bir parti. Açıklamaların partiye zarar verecek, kişilik haklarına saldıracak, kavga edecek, partiyi güçsüz gösterecek bir tarafı olmadıktan sonra bence bu tip ufak tefek şeylerde sorun yok. Geçen hafta Ekrem Başkan beni aradı. Tunç Başkan'ın aradığını, gelip bir gün birlikte çalışmak istediğini, kendisinin de ben bir takvime bakayım dediğini, bu konuda bir mahsur olup olmayacağını söyledi. Dedim ki bir mahsur olmaz. Peki dedi İzmir'de çalışıyor mu? Çalışacak inşallah dedim. Ekrem Başkan da konuşmasında işte bize bugün desteğe gelmiş, İzmir'de de çalışacak, kazanmamıza katkı sağlayacak inşallah diye. Ekrem Başkan da hoş ve haklı, tatlı bir hatırlatma yaptı. Serzeniş haklı. Şimdi hiç evirip çevirmeyelim. Şimdi İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı bir önceki seçimde bir önceki başkanın yerine geldi. Bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi. Topuyla tüfeğiyle Tunç Soyer için çalıştı. Hepimiz çalıştık. Ben Tunç Soyer'in geçen sefer adaylığını ben destekledim. Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle ben de paylaştım. Anketteki durumunu, diğer adaylarının niçin adaylaşmadığını, Cemil Bey'in durumunu gösterdim. Sonra da kendisine bir de görev teklif ettim uluslararası. Çünkü kendisi benim yatılı okuldan büyüğümdür. Çok iyi Fransızca bilir. Uluslararası ilişkilerde çok başarılı bir yerel yöneticidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin uluslararası ilişkinde. O da bundan onur duyduğunu, bunu değerlendireceğini, 1 Nisan'dan sonra böyle bir görevin kendisine, benim kendisine böyle bir güven duymamdan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. Sonra geçen bir süre içinde bir başka siyasi değerlendirmesi olmuş olacak. O görevi kabul edemeyeceğini, işte
genel siyaset evet. yapacağını medyada falan. Medyada yansıdı o zaten. Söyledi evet. ve o aşamadan sonra da İstanbul'a. Şimdi bu aşamada İzmir'de Tunç Başkan'dan beklenen bütün gücüyle Cemil Başkan için ve partisi için çalışmasıdır. Şimdi onu yapmadan İstanbul'a gelmenin İstanbul'da kapılar açık gelebilir. Başkan bana sorduğunda da hiçbir mahsuru yok dedim. Ama artık buradan sonra İzmir'de üstüne düşeni yapması lazım. Öbür türlü hoş olmaz, doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz. Şöyle olsa bir önceki seçimde kendisi örneğin ön seçimle gelmiş olsa da burada atamayla yerine biri konusu kırılsın. Orada da atamayla geldi. Aziz Kocaoğlu'nun yerine geldi. Başka adaylar vardı. Sonra Aziz Bey kendisi zaten başta aday olmamıştı ama bütün aday adayları çalıştı. İzmir'in geleneğinde bu var. Yani İzmir'in geleneği aday gösterilmeyenin parti için çalışma geleneğidir. Ama bunun terk edildiği nokta hani bizim için seçim sonucu için değil ama İzmir'de o kişilerin parti vicdanında bırakacakları iz açısından, kendileri açısından da iyi olmaz. Serseri şartlı, ben telafisinin hemen dönem, geleceğini düşünüyorum. Bu dönem sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme konusunda en çok tartışılan, en çok parti içi tartışmanın yaşandığı bir dönem olarak da görülüyor. Neden böyle? Çünkü buna bağlı olarak şunu söylemek, bağlı bir soruyla tamamlamak istiyorum. Kurultaydan sonra örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ya da ona yakın olduğu söylenen ya da öyle bilinen kişilerin genel olarak aday gösterilmediği ve bunun yarattığı bir rahatsızlıktan söz ediliyor. Böyle bir şey var mı? Bu söz edenlerin kendi adaylaşmamalarına buldukları bahane ve yanıltıcı bir iletişim. Çok net. Ahmet Akın, Kemal Bey'in kurultaydaki genel başkan yardımcısı, en baş destekçisi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Kemal Bey'in en büyük destekçisi. Adana Zeydan Başkan kurultayı bana zindan eden kişi. Mersin, ben bir tane oy almadım Mersin. Evet, kurultayı da siz Zeydan Başkan'dan rica ettiniz. Yardım istedik. Zeydan Başkan o işleri iyi biliyor. Hatta dedi ki bunlar benim değil dedi. Ya bunlar benimkiler orada dedi onlar. Tamam dedim, onlar da bağırıyor ama bunlar şey yardım etti falan. Konuşturmuyorlardı neredeyse. Ondan size. Sonra Mersin'den bir oy almadım ben. Bir oy almadım. Aday. Aydın. Gittiğimde delegelerle dahi görüşememiştim. İki oy aldım herhalde. Ama Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız aday. Bunun yanında Antalya aday. Yani hangi birini sayayım? Hepsi aday, aday, aday. Zaten rakamsal olarak da. Çünkü bizim belediye başkanlarımız iyi, başarılı belediye başkanları. Böyle bir şey doğru değil. Hepsi aday gösterildi. Şimdi veya İstanbul ilçelerinde bazı arkadaşlar dedi. Mesela Silivri belediye başkan adayımız. Kurultay'da İstanbul İl Kongresi'nde de kurultayda da karşımızdaki en net arkadaşlardan biri. Anketten o çıktı. İkinci sıradaki arkadaş da değişimin en sağlam neferlerinden biri. Kusura bakma dedik ikinci sıradaki arkadaşımıza. Bu aday kazanacak. Yarın da o adaya desteğe gidiyorum. Yani o yüzden. Ama şimdi şöyle de bir kural var mı? Kemal Bey'i aday destekleyen herkes yeniden aday gösterecek. Gösterilmezse ben Kemal Bey'in yanındayım diye. Bu da bana da haksızlık, Kemal Bey'e de haksızlık. Yani böyle bir şey olmaz. Partiye de haksızlık. Dünya kadar bakın tamamına yakını. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ekrem Başkan dışında kim vardı? Mansur Başkan dahi Kemal Bey'e imza vermişti. Ekrem Başkan dışında hangi Büyükşehir Belediyesi beni destekliyordu da ben tamamına yakınını neredeyse adaylaştırdık. Yani o yüzden hiç bu işlerde böyle o bana sorulacak soru değil. Ben kimseyi değişimci diye ödüllendirmedim, değişimci değil diye de cezalandırmadım. Ama değişimci olanlardan ankette çıkan, liyakatli olan ya da kesin kazanacağımız peki, yerde güvendiğim. Alevi yurttaşlarımız seçmenlerde bir duygusal kopuş var mı Kemal Bey'in kaybetmesi? Ben bugün Şahkulu Dergahı Vakfı'nın evet. başkanıyla bir açılış törenindeydim. Alevi yurttaşlardan aldığım alkışı Sünni yurttaşlardan alamıyorum ben. Yani Alevilerin coşkusu her zaman Sünni seçmenden fazla. İnanılmaz bir coşku var. Dün neredeydim? Zonguldak'taydım. Bir Alevi beldesi dediler ki 1300 oyun 1297'si bize çıkıyor. Adını unuttum beldenin, şimdi çok ayıp oldu. Pankart yapmışlar. Herkes gitti. Yani miting bitti. Herkes gitti. Halen duruyorlar, gitmiyorlar. En yüksek tezahüratı onlar yapıyorlar. O kadar güzel ismimle ilgili bir şey yapmışlar. Cumhuriyet gibi, özgür şey gibi, özel falan diye böyle acayip bir şey. Ben gittiğim her yerde benim Alevilerle aram çok iyidir.
Yani partideki görevlendirme ve aday gösterme orada da şimdi burada bir seçicilik oldu mu ya da burada bir haksızlık olup olmadığını ima eden bir yaklaşım bu çünkü. Ya şimdi hani doğru da değil şu Alevi bu Alevi diye ama geçmişteki Alevi oranıyla bugünkü Alevi oranında anlamlı bir fark olduğunu düşünmem. En son mesela Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, işte benim de avukatım, hepimizin çok sevdiği. Yani kimlikler üzerinden çok tartışma hoş değil bunları da. Bir genç arkadaşımız, inanılmaz liyakatli ve Alevi bir arkadaşımız yani. Benim kendi avukatım, benim özel kalemim Alevi, avukatım Alevi, en yakın arkadaşım Vela Baba. Yani o bizim partide böyle şeyler yoktu. Bunu parti içi siyasete alet edilmesi, bizim hani sakın siz alınmayın, gazeteci toplumdaki soruyu sorar. Evet. Toplumda konuşturuyorlar bunu bir grup. Ve parti içinde böyle şeyler, ben Veli Ağbaba'yla cezaevi komisyonlarını gezerken, sosyal medyada hiç bilmiyordum çok kışkırtıcı paylaşımlar var o bakımdan. Yani bir grup, bakın evet, çok doğru. Yani Alevileri de aşağılayan bir troll denilebilecek bir çevrenin yürüttüğü bir kampanya. Çok berbat var. Bir grup var. Bu grubun içinde gerçek kişiler de var. Bu grubun içindeki bu gerçek kişilerin en büyük zararı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Abuk subuk paylaşımlar, yok Alevilere şunu yaptılar, bunu yaptılar. Yok 1 Nisan'dan sonra şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hiç, ya ben bunların hiçbirisinden meşgul değilim ama çok fena, çok şuursuz şeyler var. Bir de böyle Alevilere saldıranlar var. Her biri birbirinden berbat yani, her biri birbirinden berbat. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde de var mı bahsettiğiniz? Ya gerçek Cumhuriyet Halk Partili değil ama nereden bu partiyle ilintilendiyse, bir de böyle puslu havayı seven bir takım kişiler, o kurultay sürecinde gördük işte bir takım şeyler, olmayacak görüntüler, olmayacak sözler, laflar. Şimdi işte bir paylaşım yapıyor, bir Galericiler Derneği Başkanı mıymış demiş, bir gerçek kişi. İnanılmaz yalanlar, iftiralar, bilmem neler falan. Ama gerçekten CHP'li mi? Yok. Yani bu partinin gerçek CHP'li aday yapmıyorsun. Ertesi sabah adaydan önce kalkıp telefon açıyor. Hadi kardeşim çalışmıyor muyuz? Düne kadar aday adaydık. Giydirdiği arabayı kendisi için aday olan arkadaşına tahsis eden var. Bütçesini gidip ilçe başkanlığına bağışlayan var. Yani Murat Bey, gerçek CHP'li onlar. Sayın Genel Başkan, şimdi siz farklı bir genel başkanlık yürütüyorsunuz. Onu görüyorum. En son işte Burcu Köksal, Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimde de yine böyle çok ayrıntılı anlattınız. Olayları ayrıntılarıyla anlatıyorsunuz. Ama bir de böyle ara bulucu gibi bir rol sanki yansıyor. Ama hani Türkiye'de genel başkan deyince böyle bir masaya yumruğu vuracak, böyle bir tartışma ortamında son sözü söyleyecek kişi beklenir. Dolayısıyla bu mudur tarzınız? Yani genel başkanlığı böyle mi sürdüreceksiniz? Bunun ileride sizin için bir zafiyet olarak yorumlanması, genel başkanlığınıza dair bir tartışmayı büyütmesi söz konusu olabilir mi? Yok. Aklıma geldi Zonguldak Gümeli bu arada. Göleli diyecektim. Gümeli'deki vatandaşlarımız da o çok. Gümeli ilçe, evet. İlçe mi, belde mi? Belde galiba. Belde belediyesi. Belde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben uzun yıllardır yöneticilik yapıyorum. Son 9 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi grubunu yönetiyorum ben. Şimdi her şeyin acemiliği zordur, milletvekilliğine zordur. Herkesin her grubu yönetmek zordur ama milletvekili grubunu yönet. Ben 8,5 yıldır milletvekili grubu yönetirim. Görevimi teslim ettim. Yerime 3 grup başkan vekili seçildi. Ben grup başkanı seçildim. Grubumuzun en eleştirel bir arkadaşımız, arkadaşlar konuşma yapsın mı, bir diyeceğiniz var mı dediğinizde çıktı, dedi ki Özgür Özel adaletine sahip olsunlar, gerisine karışmam dedi. Ben 8,5 yılda sert yaptığım olmuştur, yumuşak yaptığım olmuştur, arayı bulduğum olmuştur, barıştırdığım çok olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu, yani öyle de teveccüh gösteriyorlar. Ben Cumhuriyet tarihinde en uzun süre grup başkan vekilliği yapan ikinci kişiyim ve grup başkanlığım da devam ediyor sayarsanız en uzun süre bu grubu asaleten ve vekaleten yürüten kişiyim. Ama bir gerçek var. Genel başkan, evet, gerektiği yerde son sözü söyler. Söylediğimiz de oluyor. Ama genel başkan grup başkan vekili gibi, bir belediye başkanı gibi veya bir genel başkan yardımcısı gibi söylediği sözü, belli bir sözü söylediğinde o iş orada biter. Ben Burcu Köksal'ı bu sürecin sonunda partiden kaybederek, ki Afyon'da seçimi alıyor, almaya doğru gidiyor,
Zaten esas telaş ona sürekli saldırmaları, uğraşmaları o yüzden. Tarafları dinlemem, tansiyonu yönetmem, düzeltme yapılacaksa yapmam, yaptırmam. En sonunda da Burcu Hanım da bir düzeltme yaptı, bir süreç. Ama tabii bu süreçler iyi yönetilmesin diye gayret edenler de var. Mesela o gün ben Burcu Köksal'la telefonla konuştum. Dedim ki Burcu böyle bir laf çıkmış, ben aşağıdaydım, o gürültü içinde duymadım. Uşağa geldim yarım saat sonra, 45 dakika sonra. Bunu düzeltmem tabii Sayın Genel Başkanım dedi. Ben düzelttim. Bu ifadenin doğrusu fakat budur diye. Sayın Genel Başkanım, bunu tamamı siz yanıt vermenizi, bütünlüklü bir biçimde yanıt vermenizi kolaylaştırmak bakımından söyleyeceğim. Fakat siz düzelttiniz fakat o da sizi düzeltti. Hayır, o beni düzeltmedi. Şimdi tam onu yani, anlatacağım. Bakın, attığı arka arkaya attığı tweetler ve düzenlediği basın toplantısında... Yok, şöyle... İlk önce algıyla olgu bir kere yer değiştiriyor. Ben Burcu'nun kullandığı cümleyi siyaseten sorunlu buluyorum. Hatalı buluyorum. Kabul edilebilir meramını, bir değil. Meramını anlatmanın da çok ötesinde. O diyor ki bana bu belediyeyi Demlen ortak yöneteceksin diyorlardı. Eş genel başkan diyorlardı. Ben de ne Demle ne Hüdapar'la yönetmeyeceğim diyordum. Bu ifade etmek için belediyenin kapıları Dem hariç herkese açık dedim. Ben... Dem Partisi'ni kastettim diyor. Oysa ki yani şimdi CHP laf edildiğinde bütün CHP'lilerin tüyleri diken diken oluyor. Bu bir ayrımcılığa varabilecek söylem. O yüzden hızlı bir şekilde ben düzelttim. Burcu daha sonra bir televizyonda dediler ki Burcu Hanım sözlerimin arkasındayım diyor. Biz görüştük. Burcu'ya sordum öyle bir görüşme olmadı dedi. Açıklamasına da yer aldı. Burcu Köksal Dem Parti ile işbirliği. Burcu milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir arkadaşımız. Dem Parti ile birlikte yöneteceksiniz lafına dan kurtulabilmek için yaptığı bir iş olmadık yerlere gitti. Sonrasında... Şu siyaseten sorumlu değil mi? Yani siz kendi sözünüzü söylemek yerine başkasının sözünün üzerine bir strateji oluşturuyorsunuz. Yani Afyonkarahisar'da böyle bir şey de yok yani. Böyle bir olgu da yok yani. Yok 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 yani ne Dem diye bir parti var yani. Yani bir, böyle gerçek bir şey değil bu. Yani bu dedikodu üzerine bu kadar ama büyük bir laf. İşte, yani Afyonkarahisar'dan daha büyük bir tartışma da olur. Bütün Türkiye'ye yetkileyecek bir tartışma. AK Parti zaten o yüzden. Bütün Dem Partilileri, bütün Kürt seçmenleri rencide edecek bir noktaya vardı. Tabii ama şöyle bir şey oldu. Biz orada süreci sakin ve doğru yönettik. Ekrem Başkan'la birkaç kez konuştuk. İstanbul'da Ekrem Başkan'ın hep söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kürtlerin de belediyesi. Kürtlerin de oy vererek seçtirdiği ve Kürt seçmenin memnun olduğu bir belediye başkanı. Keza Mersin öyle, keza Adana öyle ve birçok ilde Kürt seçmenin desteği kritik kaldı ki bir oylara dahi olsa o bir oyun verilecek olması çok kıymetli. Orada hem belediye başkanlarımız hem ben bugün de Ahmet Türk'ün bir söyleşisi var belki okumuşsunuzdur. Evet. Süreç. Evet. Burcu Köksal'ın ifadeleri büyük bir kırgınlık yarattı. Genel Başkan'ın süreç yönetimi, Ekrem Başkan'la Genel Başkan'ın kullandığı ifadeler sorunu çözdü diye ifade ediyor. Evet. Kürt seçmenlerin gönlünde. Ahmet ben Türk. De Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnunum. Ama şunu da söyleyeyim. Ahmet Türk yatıştırdı evet. Ben şunu ifade etmek isterim. Benim yöneticilik, benim siyasette görünen yüzüm ister istemez mecliste... Sürekli mecliste 10 saat oturum sürer. 3 dakika tartışırsınız o 3 dakika televizyonlara yansır. Polemik dikkat çekici. Sosyal medya dikkat çekici. Biz hep en sert halimizde ama siyasetin yarısı münakaşaysa yarısı müzakeredir. Peki, ve yöneticinin ya. Üstüne düşen iş esas olarak hele hele mesele kendi partisi ise orada tansiyonu doğru yönetmektir. Bir milletvekili kaybetmek, bir belediye kaybetmek. Partinin seçime giderken bir eksiklik yoksa bir belediye eksik fazla bir şey olmaz. Ama seçime giderken bir ayağının tökezlemesi, bileğinin burkulması hoş bir şey değildir. O işi küçük bir aksamayı toparlamak daha iyidir. Benim de işim o. Gerçek yönetici öyledir. Ben yöneticilikte siyasette göründüğümden çok daha yumuşak, daha uzlaşmacı ve biraz daha müzakereciyimdir. Yani sorunuzun esas cevabı. Bir de çok özür dilerim. Çok tabii buyurun. Hiçbir kompleksim yoktur. Yani kendine güvenmeyen kompleksli adam işidir. Son sözü ben söyleyeceğim. Sözümün sözü üstüne şu olmaz. Şunu yaptırmam, bunu ettirmem. O Recep Tayyip Erdoğan'a rakip aramıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek, onun iktidarına son verecek bir genel başkan arıyoruz. Bir sosyal demokrat arıyoruz. Sosyal demokrat partisinde eşitler arasında bir adım önde olandır.
tartışmayı dinleyen, istifade eden, ona göre söylemini belirleyendir. Öyle astığı astık, kestiği kestik bir arıyorsak bir sürü bulunur. Bizim partide de öylesini ararsan bulunur. Ama CHP'nin ve sosyal demokratların ihtiyacı olan lider, çalışkan, birikimli, derdini meramını iyi anlatabilen, peki, partinin içinde alabildiğinde tartışma ortamını sürdüren, peki, verilen kararı doğru uygulayan lider. Şimdi Murat Taylan zariftir, yani onun belli incelikleri vardır. Şunu demeye çalıştı aslında. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun sert bir tutumu oldu. Yani ya başka bir iş yapsın ya başka bir parti, ya başka bir işe baksın ya da başka bir partiye gitsin dedi. Çünkü gerçekten ilk başta toplumda büyük bir infial uyandırdı. Bir kere anayasaya aykırı. Yani bırakın yani sol bir partinin, cumhuriyetçi bir partinin, sosyal demokrat bir partinin yaklaşımını, anayasaya aykırı ve bu krizi yönetme konusunda elbette sizin bir üslubunuz, bir tarzınız olacaktır kendinize ait. Onu da ifade ettiniz. Fakat mesela taahhütname imzalattınız. Belediye o zaten başkanı hazırlanmıştı. Ondan belki ama yani onunla birlikte gelişti. Zaten şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanı adayı olan kişi insan haklarına, özgürlüklere, taahhütnamenin yani bir maddesi zaten saygılı olmak ve ayrımcılığa karşı çıkmak, etnik, dinsel ya da siyasi tercih ya da felsefi seçim konusundaki bütün ayrımcılıklara karşı çıkmak durumunda zaten. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Ben Öncü Köksal olayından sonra mı? Hayır. 1 Mart tarihinde, daha doğrusu 26 Şubat'ta Mansur Başkan mal varlığını açıkladı. Biz zaten belediye başkanlarımızdan bunu talep ediyorduk. 1 Mart tarihinde ben bütün belediye başkanlarımızın mal varlıklarını açıklayacaklarını, 8 Mart tarihinde bir taahhütname olacağını, o taahhütnamenin başta mal varlıklarının açıklanması, kadına karşı şiddet, kadına karşı ayrımcılığın son bulması, bu konularda belediyenin tutum alması, cinsiyet ayrımcılığına karşı tutum alması, gençler bizi ziyaret etmişlerdi, gence duyarlı bir belediye olması bir madde falan gibi birçok maddeden bir tanesi de bütün vatandaşlara eşit davranılacağı maddesiydi. Bunlar 1 Mart'ta söylenmiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde imzaları atılmıştı. Bu olay 7 Mart'ta oldu. 8 Mart'ta taahhütnamenin o kısmı dikkat çekti. Hatta ben de fosforladım. Burcu Köksal da imzalamış. Bakın dedim, bunu Burcu Köksal da imzaladı dedik. Bu işin bir başka tarafı. Ekrem Başkan'ın açıklaması evet sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Başkan'ın ilk açıklaması kabul edilemez. Ama bütün taraflarla konuştuk, meseleyi hallettik ve bütün açıklamaların hüküm cümleleri düştü artık. Ve ondan sonra yolumuza gidiyoruz. Sayın Burcu Köksal'dan bir özür falan duymadık. Yok yani şöyle, kimseye ayrımcılık yapmayacağını, belediyenin kapısının siyasi görüşü, etnisitesi, mezhebi ne olursa olsun herkese açık olacağını söylemesi ilk yaptığı açıklamanın bir özrü, bir telafisi niteliğinde. Bir, öyle görüyorsun. Bütün bir şey söyleyeceğim. Şimdi hemen sizin açıklamanızdan sonra bir tweet yayınladı. Dedi ki yani belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve Hüdapar'la yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı, sizin sözün ettiğiniz açıklama bu, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan ve bu ülkeyi seven ve bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunan herkes adına açık olacak. İşte bu. Şimdi bunu söylüyor fakat DEM'le yönetmeyeceğim diyor. Onun meramı, AK Partililer onu orada çıldırtmışlar. Yani DEM gelecek, oturacak, DEM gelecek, oturacak, DEM gelecek, yani oturacak diye. O da demiş ki bu, ama daha ilk tweetinde de aşağıdaki ifade var. Yani o yüzden biz bu meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak geride bıraktık. Olmasa iyiydi ama oldu ve aşağıdaki ifadeler ilk tweetidir o, dediğiniz gibi olay olduktan sonra. Ertesi günde basın açıklaması yaptı saat 3'te ve benim dediğim, belediyeyi kendim yöneteceğim ama kapı herkese açık olacak diyor. Yani bunda daha ne diyecek? Gün boyu konuşulan bir iddiaydı. Sayın İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın özür dilemesi yönünde size bir telefon geldi mi efendim? Bu Burcu konuda Köksal'ın özür dilemesi konusunda yok, böyle bir talep geldi mi size? İki taraftan da öyle bir şey gelmedi. Ben ilk önce Ekrem Bey'le de, Mansur Bey'le de, bütün arkadaşlarımızdan da konuştum. Burcu Hanım'la da konuştum. Burcu Hanım'ın bu düzeltme tweetini istedik. Ertesi günde bir benzer mahiyette bir basın açıklaması yapmasını ben talep ettim. O da sabahleyin bir kahvaltı ve program olduğunu, öğleden sonra bir basın açıklaması yapacağını söyledi. İletişimini yaptık. Mesele de burada kapandı, geçti. Evet. Yani Antalya gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi kritik iller var. Yani DEM Parti'ye oy veren seçmenlerin etkili olduğu ve seçim sonucunu tayin edebileceği
Dolayısıyla çok yerel bir sorun gibi durmuyor bu Afyon. Çözüldü. Merdan Bey. Çözüldü diyorsunuz. Çözüldü. Peki. Yani böyle buluyorsunuz. Ahmet Türk bu sorun bizim açımızdan çözülmüştür dedikten sonra artık yani peki. Ne yapayım yani. Umarız öyledir. Oğlan olmuş biten bitmiş. Şimdi buyurun. Ben şunu sormak istiyorum müsaade ederseniz. Geçtiğimiz hafta çok dikkat çeken bir açıklama vardı. Mansur Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan bir açıklama. Zira siz de biraz önce ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde montaj videoların, sahte broşürlerin ve kirli bir propaganda sürecinin yürütüldüğü bir seçim süreci gördük. Bazı seçim afişlerinin nasıl basıldığını bilgileri dışında söylediler. Ve diyorlar ki Mansur Yavaş belli ki bir şeyler planlanıyor. Ortaya çıkınca inşallah sizlerle paylaşırız. Bir provokasyon ihtimaline dikkat çekti. Şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Özel. Seçimi artık son 20 gün içerisindeyiz. Bu 20 gün içerisinde böyle bir olası provokasyon girişimleri bekler misiniz? Bir duyum aldınız mı? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Ya bazı matbaalarda yapılan bazı basımların böyle bir videosu var. Birkaç fotoğraf var. Tuhaf şeyler hazırlıyorlar. Tabii bu normal şartlarda hukuk devletinde böyle şeylerden endişe etmeye gerek yok. Asarlar. İlçe seçim kuruluna başvurursunuz. İlçe seçim kurulu polise talimat verir. İtfaiye gider söker. Ama belediye AK Partili olunca, MHP'li olunca itfaiye gitmiyor. İlçe seçim kurulu başkanı rapor oluyor veya bir başka bir şey oluyor. Düşüneyim diyor, süreleri uzatıyor falan. Ve bu provokatif şeyler kalıyor. Bunu yine kendilerine yakıştıracaklarsa, bunu yapacaklarsa biz buna karşı çeşitli tedbirler alıyoruz falan ama bu bir biraz önce de dediğim gibi bir tenezzül meselesi. Bunlara karşı tabii en sert tepkimizi göstereceğiz. Ama işte yine böyle bir takım yapıştırmalar, yakıştırmalar, montajlar veya işte amacından saptıran işler. Yani size gelen bir duyum, bir istihbarat var mı? Yani var. Bir provokasyon. Yok şey, provokasyondan ziyade ben yani aynı şeyi konuşuyoruz herhalde. Ankara'da bazı matbaalarda dan bana bir video geldi. Böyle bir kocaman bir yazıcı, koca bir pankart yazıyor. Orada işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine iftiradan, hakaret eden, yok teröristlerle bir gösteren, yok demle bilmem ne yapan falan bir takım böyle bir hazırlıklar var ama hani onu kurumsal olarak alırlar, astırırlar, astırmazlar, karar o verilir, bu verilir ayrı. Yani olmayan bir şey de olmuş gibi nitelememek lazım ama hani bazı kanıtlar Mansur Bey'e de ulaştığı anlaşılıyor. Ben de haberdar oldum onlardan. Onun dışında provokasyon her zaman mümkün. Yani hep karşılaştığımız şeyler. Evet. Maalesef hani siyaseti kirleten şeyler bunlar. Olmasa iyi ama belki. Ve hazırlıklıyız yani. Sayın Genel Başkan, seçimde hangi sonucu başarı olarak göreceksiniz? Yani Ankara, İstanbul, İzmir. Üçünden birini kaybederseniz bu ya, hesabı verilmesi gereken bir sonuç mudur? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir kere hani bu Ankara, İstanbul, İzmir'i kaybetmeyi düşünmüyorum. Çok üzülürüm falan. Ama bir gerçek var. Bir espri yaptık. Çok beğendiler, söylediler falan. Burada da tekrar edeyim. Ben Nisan ayının son haftası tayin olmuş öğretmen gibiyim. Haziran'ın ilk haftası çocuklar karne alacak. Ya bu çocuklar okumazsa? Uğraşıyoruz, okuyacak inşallah. Yani ama yani sonuçta uğraşıyoruz, okuyacak inşallah. Çıkacak sonucu siz üstlenmeyecek misiniz? Ay üstleneceğiz. Anladım. İşte yani partinindeki devamlılık gereği elbette üstleneceğiz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Adayların hepsini siz belirlediniz sonuçta. Tabii tabii. Yani hani sizin dışınızda bir süreç adaylar belirlenmiş ve siz ondan sonra genel başkan olmadınız. Yok, şöyle olmuş durumda. Yani şöyle normal şartlarda mesela aday belirlemeyle ilgili çok daha mesela benim bir 6 ay bir sene zamanım olsaydı bütün gençlik kolları diyor. Şimdi ben bu seçimde kadın aday sayısını bir önceki seçimden 2 kat arttırdık. Seçilecek yerden de 4 kata kadar artıyor kadınlar. Biraz önce ifade ettim. Gençte 209 tane 40 yaş altı adayım var benim. Ve böyle çatır çatır seçilecek yerlerden. Ama bunları son anda yetiştirebildik. Normalde kadın aday sayısı bizim hiç olmazsa 1/3 olmalı. %50-57'ye doğru da yürüyor olmalıyız. Ama ben işte kurultay oldu bitti nefes alasıya gençlik kollarıyla bir toplantıda konuşurken adaylık başvuruları zaten bitmişti 1 Aralık'ta. Gençlik kollarına bir ala birkaç gün kalaydı. Dedim ki arkanızda genel başkan var. Aday olun. Kotaları uygulatacağım. Dediler ki ya genel başkanım %50 genç, 20 gençlik kotası var. Diyelim 20 kişi seçilecek. İşte bunun 4 tanesi genç olacak.
Burada gidiyorlar bizi, son dörde yazıyorlar. Dedim ki öyle bir şey yok. Genel başkanız bunu düşündü. Bütün her yere yazı yazdı. %30 kadın kotası ya. İlk üçte bir kadın, ikinci üçte bir pencere usulü. 3-4. Tüzüğe aykırı. Dedim ki ön seçimde yapılsa temayül yoklamasıdır ya. Hakim gözünü evet. değil. Aşağıdakini oraya kaydıracaksınız sırasıyla. Kadınları kaydıracaksınız. Ve çok büyük oranda bunu yaptık. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Genel başkan bu işe kafayı taktı diye anahtar listelere ya listemiz delinmesin diye kadın yazdılar, genç yazdılar ve öyle güzel şeyler oldu ki örneğin 25 yaşında yeni mahalle ön seçiminin birincisi 25 yaşında bir kadın. O kadar tatlı geldi bana, duydum, çağırdım, fotoğraf çektirdik. Konuşurken iki kere genel başkanım dedi, birinde Özgür amca ben sizden cesaret aldım. Amca diyor bana. Ben genç liderim göya. Türkiye siyasetinin haline bak. 25 yaşında Özgür amca bana diyen ön seçim birincisi var. Çankaya'nın ön seçim birincisi kadın, 30 yaş altı. Siz kadın ve genç vurgusunu partini teşkilatlarını harekete geçirecek bir unsur olarak mı bu kadar önemsiyorsunuz? Şimdi ya iki şeyden. Birincisi vasiyet var. Atatürk Cumhuriyeti size mi emanet etti? Ne genel başkanlara bıraktı, ne genelkurmay başkanlarına bıraktı. Ben de genç sayıyorum. Ne avukatlara bıraktı. Atatürk dedi ki Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, yüceltecek sizsiniz deyip gençlere bıraktı. Evet. Parti, bakın partinin şu anda şöyle düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının yarısı kadın olsa ve bu adayların, yine bütün adayların kadın erkek en az %25-30'u da 40 yaş altı genç olsa, 35 yaş altı genç olsa, iyi eğitimli bu. AK Parti'den pozitif mi ayrışır, negatif mi ayrışır? Seçmenin gözünde. Pozitif ayrışır. Pozitif ayrışır. Şimdi hepsi yabancı dil bilen, dünyayla ilgili, mesleğinde iyi, akademik geçmişleri olan, örgütten gelen, bizim bir de örgütümüzde de... Yani birikimli, tecrübeli ve bilgili oldukları sürece onlarla az yaşamış olmak bir dezavantaj değil. Geleceğin... Tabii. Biz zaten şunu demiyoruz. Sadece gençler olsun demiyoruz. Ama evet, yeterli kadar, gençler, yeterli hak eden gençler. Kadar kadın olsun yarısı kadar ve gençlerle ileri yaştakilerin de bir dengesi olsun diyoruz. Bunlar, bu gençler tecrübelendiğinde bambaşka bir şey çıkacak ortaya. Ve böyle dönem sınırlamaları falan. Ben çok yapısal bir sorun görüyorum. CHP çok erkek ve çok yaşlı. Ben yaşlıyım. Ben yaşlıyım ama CHP'nin en genci benim. Genç lider, genç lider. 49 yaşındayım ben. Özgür Bey, bizde de yaş ortalamasını Murat düşürüyor. Dünyada 32 yaşında başbakanlar var, 34 yaşında var. Cumhurbaşkanları peki. var. Şimdi takır takır yönetiyorlar. Buradaki en genç kişi olarak ben müsaade ederseniz sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Sayın Özel, bu gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan başlıyor. Az önce başlarken de söyledik, yurttaşın derdi geçim dedik. Ramazan sofrasına, o iftar sofrasına ne koyacak, sahurda ne yiyecek? Siz hatta bugün bir de Edirne'de bir hesap yaptınız, Ramazan sofrası hesabı. Şimdi buradan İstanbul'a gelmek istiyorum ben, kent lokantalarıyla ilgili. Zira 40 liraya 4 çeşit yemeğin yendiği kent lokantaları ve son dönemde özellikle bu kent lokantalarının önündeki kuyruk görüntüleri kameralara yansıdı. Şimdi Murat Kurum, AKP adayı Murat Kurum'un açıklamaları önemliydi. Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak bizi hayrete düşürüyor dedi ve Sayın İmamoğlu'ndan da sert bir tepki gördü bu sözden. Murat Kurum'un bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz kent lokantaları ile ilgili olarak ve aynı zamanda buradan da şunu da soracağım. Murat Kurum'un genel olarak performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Son soruya cevap vereyim kısaca. Bizim açımızdan memnuniyet verici. Böyle devam etmesini ümit ederim. Ben sonda söylemeyi düşünüyordum. Siz ifade ettiğini söyleyeyim. Bu gece ilk sahur, yarın ilk oruç ve ilk iftar, Ramazan ayının bir kere öncelikle Ramazan ayına uygun geçmesini arzu ediyoruz. Bütün İslam coğrafyasında barış getirmesini, Filistin'e barış getirmesini, Türkiye'de siyasetin diline bir üslup, bir adap getirmesini ümit ediyorum. Oruç tutacak herkesin oruçları şimdiden kabul olsun. Zor bir Ramazan'a giriyoruz. Gerçekten zor bir Ramazan'a giriyoruz. Ateş pahası her şey. Artık ben geçen hafta kırklar elindeydim. Konuşmamda bir leva 17 lira. Eskiden işte 1 lira birkaç levaydı. Bizimkiler gidip ucuz alışveriş yapıyordu. Şimdi geliyorlar 1 lira 17 leva dedim. Bugünkü nota da danışman arkadaşlar onu yazmış. 18,5 oldu leva. Bugün notu revize ettik. 1,5 lira daha değer kaybetmiş. Ve leva değer kazanmış paramız karşısında. Bulgaristan'dan İvan geliyor. Taşıyamayacak hale gelecek kadar
cebindeki haftalık alışverişi, mutfak alışverişini evlerinden yapıyorlar. Haftalık alışverişini yapıyor. Torbalar kopuyor. Bizim İvan'ın torbasının yanına böyle bakan İrfan amca boş fileyle eve gidiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Birçok şey üzerinden yapıyoruz. Mesela geçen sene en düşük emekli maaşı 60 litre zeytinyağı alırken bu sene 29 litre zeytinyağı. Yani emekli de çok ciddi bir gıda üzerinden özellikle inanılmaz bir satın alma kaybı var emekli maaşı açısından. AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir tane Edirneli bugün söyledim. Emekli cebindeki altını düşürse bütün gün onu arar. Bir emekli değil, bütün emekliler bir sefer değil, her ay bir altın değil 5,5 altın düşürüyor. Tayyip Erdoğan ceplerinden almış altını. İnanılmaz bir durum var. Bu Kemal Bey'in müthiş gayretleriyle o zaman hakkını bütün meydanlarda söylüyorum, hep birlikte alkışlıyor vatandaşlarımız. Emekliye bayram ikramiyesi. Biz bir maaş dedik, 1000 lira verdiler. O da 2015'te önce vermeyiz dediler. 1 Kasım'da söz dediler, 2018'de 1000 lira, 2021'de 2000, bu seçim 5000 yapacağız dediler, 3000 verdiler. O beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Şimdi 3000 lira verdikleri 6 kilo dana kıyma alıyor. 18 kilo dana kıyma bu Ramazan emeklinin mutfağından çalındı. Çoluğunun, çocuğunun, torununun kursağından çalındı yani. Böyle bir Ramazan'a giriyoruz. Pide hem %50 artmış hem gramajı azalmış, %85 zamlanmış. 300 gram, bazı illerde 320 gram pide 250, Ankara'da 300 gram pide 250 grama düştü. 10 lirayken 15 lira oldu falan. İnanılmaz zor bir Ramazan'a giriyoruz. Fiyatları CHP kazansın diye arttırıyor olabilirler mi? Yani çünkü iktidarın çok ciddi iddiası bu. Yani bugün de izledim, et fiyatlarının bu kadar çok yükselmesi, bütün fiyatların yükselmesinin nedeni iktidara karşı bir komplo gibi. Keşke anlatıyorlar. Löp et ithalatını bu kadar serbest bırakıp da Türkiye'de bu sektörü batırmayaylardı. Keşke bu yem süt paritesi 1,5'un altındayken zarar yazar. 1,2'den aşağı kesin başlar. 0,9 pariteyle 4 ay gitti. Yani 1,2'nin altına parite düştüğü anda süt ineklerini kesmeye başlarlar. 0,9'da süt ineği katliamı oldu Türkiye'de. Şu anda süt fiyatlarının böyle artmış olmasının sebebi o. Keşke bunları yapmayalardı da o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bilmem ne. Yani öyle bir şey ki hadi et fiyatını CHP zihniyeti arttırıyor. Kardeşim benzine mazota zammı kim yapıyor? 28 Mayıs günü seçildiğinde 19 liraydı mazot. Bugün 42 lira 50 kuruş. %110 zam geldi. Bunu da mı CHP yaptı? Ülkeyi yöneten iktidar. Yetkin vardı. %50 azaltabiliyordun yeniden değerleme oranını. Neden vergilere, harçlara falan %30'lara çekme imkanı varken %66 zam yaptın? Yani olacak iş değil bunlar. Ve şunu kabul edelim. Yani vatandaşlarımız da bunu çok iyi bilir. Mazot, benzin hem üretimin her aşamasında hem de taşımacılık, lojistikte kullanıldığı için buna zam geldi mi iğneden iple her şeye gelir. Ta Mayıs ayından bugüne kadar daha 8 ay geçmiş %110 zamlanmış. Bu gelen zamlar daha hani işin öncüleri, esas zamlar şimdi tutuyorlar, baskılıyorlar. 1 Nisan'dan sonra acı reçeteyi herkese içirecekler. O yüzden benzin ve mazot fiyatına %110 zam yaparsan, %110 zam gelmesine mani olamazsan iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Evet. Şimdi süremiz de herhalde azalıyor. Sizle ben bir sözünüz vardı. Doğal olarak bu kurultayda dediniz ki biz artık CHP olarak sokakta olacağız. Sokağa inen herkesin yanında olacağız. Yani işçiler inerse onların yanında olacağız. Emekliler inerse onların yanında olacağız. Ama doğal olarak CHP'den uzunca süre beklenen ve sokakta olmak, sokakta olmaktan kastettiğimiz elbette demokratik hak mücadelesi verilmesi ve CHP'nin de buna öncülük etmesi. Can Atalay milletvekilliği düşürüldüğünde sizden beklenmeyecek ölçüde belki, yani beklenmeyen, daha yeni olduğunuz için belki birçok kişi için sürpriz bir tavırla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eylem başlattınız. Sonrasında bu kararlarınızı devam ettirecek bir miting programı da açıkladınız. Ama sonra işte şehitler, Kuzey Irak'tan gelen şehitler sonrası o miting iptal edildi. Ama sonra bir daha olmadı. Yani bir daha gündeminize mi gelmedi? Neden yapmadınız? Onu merak ediyorum. İkincisi, yani insanlar hangi alanda hak arama mücadelesi verdiklerinde ya da siz hangi itirazı
sokakta dile getireceksiniz bundan sonraki süreç? Tabii. Şimdi biz CHP'yi ne zaman sokakta ya da hangi ne olursa göreceğiz? Her gün göreceksiniz. Şöyle bir şey var. Birincisi biz bunları konuştuktan herhalde 20 gün sonraydı, 15 gün sonraydı kurultayımızdan DİSK vergide adalet yürüyüşü başlattı. Biz Kocaeli'nden, İstanbul'dan, Kocaeli'nden başlayarak Bursa, Eskişehir örgütlerimize hemen yazıyı yazdık. DİSK'in her adımına örgütlerimiz eşlik etsin dedik. O yol boyunca ettiler. Ben de Ankara'daki kısmına katıldım. Kol kola girdik. Ulus Meydanı'na kadar birlikte yürüdük ve vergide adalet mitingini birlikte yaptık. Kim sokaktaysa yanında olacağız dedik. Emekli mitinginin olduğu gün, aynı gün Ankara Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresindeydim. Emekli mitinginde bütün arkadaşlarımız sokaktaydı. Biz Can Atalay meselesinde önce mecliste oturma eylemi başlattık. Ta ki bütçe görüşmeleri başlayana kadar 500 saat boyunca meclisi terk etmedik, nöbet usulüyle gündeme getirdik. Sonrasında da bir miting kararı aldık, adalet mitingi. Mitingin bütün hazırlıkları yapıldı, bütün araçları tutuldu. Miting araçları cuma gecesi doğudan olanlar yola çıkmak üzereydi. Hatta Ağrı ve Van için son anda durdurduk. Bütün hazırlıklar var. Bütün partiler ziyaret edildi. Bütün demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar davet edildi. Çok ciddi şekilde katılım var. Bazı parti geliyor. Hatta Can Atalay'ın seçildiği partinin, Erkan Baş'ın Can Atalay'ın bir mektubunu okuması ve bir selamlama konuşması yapmasını teklif ettik. Diğer partilerin her birisi olmayacak ama katılımcılarının isimlerinin anons edilip kürsüden selamlamalarına kadar, sivil toplum örgütlerine kürsüden yer verilmesine kadar oldu. Ama o gece Kuzey Irak'tan 12 tane şehit 12 şehit haberi geldi. Önce o gece 9'du sonra 12. Kuzey Irak'tan ve o şartlar altında bir mitingin yapılmayacağını bütün il başkanları söyleyince iptal ettik. 15 gün sonra yapmayı planlıyorduk. 15 gün sonra bu sefer 9 askerimiz tekrar şehit oldu Kuzey Irak'ta. Ardından zaten tam o aşamada artık hem kış hem yerel seçim gündemi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her hafta sonu 200 merkezde toplam biz ön seçim yaptık. 880 merkeze ön seçim yapma yetkisi verdik. 200'ü kullandı yetkiyi. 200 merkezde ön seçim yaptık. Her hafta sonu 5 ilde, 6 ilde, 10 ilde ön seçim var. Nasıl getireceksiniz örgütleri? Biz çok istediğimiz ve mitinge işte yola çıkmalarına kimi şehirlerin 8 saat, kimi şehirlerin 12 saat kala miting terör eylemleri yüzünden iptal edildi. Yoksa biz şey değil, ilk fırsatta yaparız. Şu anda şöyle bir şey var. Yani Can Atalay için adalet mitingini... Can Atalay derken tabii asıl derdimiz burada anayasa. Yo, evet. Zaten ben meseleyi tamamen anayasanın askıya alınması olarak her seferinde ifade ettim. O mitingin yerel seçim gündeminin içine yedirilmesi, sıkıştırılması olacak bir iş değil. Yani diğer siyasi partiler, çünkü ben çok geniş bir katılımla bütün partileri davet etmiştik. Yani Cumhur İttifakı'ndaki partiler hariç bütün siyasi partileri davet etmiştik. Bu siyasi partiler şimdi... Efendim konumuz anayasa, gelin bizimle aynı meydana, takılın peşimize falan. Bu böyle bir siyasi nezaketsizlik de olur. Olacak bir şey değil. Yani pratik siyaset içinde o miting bir ertelendikten sonra da bir kez daha aynı yerden şehitler geldikten sonra ve işte hafta sonları da 4 hafta sonu yerel seçim var diye yapılmadı. Yoksa mitinge karar vermiş kişi olarak neden yapmayalım yani? Peki. Yapamadığımıza da çok üzgünüz. Yapacağız önümüzdeki süreçte. Ha bir de şey de söyleyeyim. Ne zaman sokakta göreceksiniz? Biz bütün topluma hep şunu söylüyorum. 1 Nisan'dan sonra bu yerel seçim gündemi geçecek. Muhalefet yenildi. Muhalefet dağıldı. Muhalefet tuz buz oldu gibi bir görüntüye aman kimse sebebiyet vermesin. Biz 1 Nisan'dan sonra bir kere şunu herkese hatırlatacağız. Ben çoktan hatırlattım. Hatırlatmaya da devam ediyorum. Bu kadar büyük hak ihlallerini, yani ne hakkı? İlk başta bir kere deprem bölgesinde barınma hakkının ihlali var. Öğrenciler için barınma hakkının ihlali var. İnsanlar için beslenme hakkının ihlali var en başta. Bunun yanında bütün hakların, yani özgürce haber alma hakkının ihlali var falan. Ve demokrasi ki tepki ve protesto rejimidir. Bunlara tepki gösterme hakkının ihlali var. Fiilen askıya alındı. 1 Mayıs geliyor. Zamanında Taksim'i 1 Mayıs'a açtık diyenler 1 Mayıs'ı yasaklıyorlar. 8 Mart'ta
Kadınları da... Peki Özgür Bey, şöyle de bir süreç var bu soruyla belki bağlantılı. Şimdi Bilgi Hanım da size bir soru soracak ama tamamlamanız, yeri geldiği için tamamlamanız çok iyi olur. Şimdi geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik ve kültürel mücadeleyi çok ihmal etti. Yani benim gözlemim bu. Bir gazeteci olarak gözlemim. Ya Cumhuriyet'e saldırılıyor. Cumhuriyet'in değerlerinin savunulması, ya aman bizi din düşmanı zannedebilirler korkusuyla. Mesela laiklik, Cumhuriyet, Cumhuriyet'in değerleri, Osmanlıcılık savunuluyor. Ona karşı Cumhuriyet'in kurumlarının ve ilkelerinin yükseltilmesi gibi bir dizi sorunla karşılaştık geçmişte. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa savrulduğu şeklinde de yorumlandı. Ben de aynı kanaatteydim. Yani onu da ifade ettik. Neredeyse Cumhuriyet'i kurduğu için özür dileyecek bir noktaya gelmişti parti neredeyse. Kamuoyundaki algı buydu. Yer yerde bunun işaretleri vardı. Gördüğüm kadarıyla siz bu ideolojik mücadeleyi önceleyen de bir tutum takınıyorsunuz. Bunun önemli ve çok can alıcı olduğu açık. Çünkü bir rejim değişikliğine zorlayan bir siyasi parti, bir iktidar var ve bu mücadeleyi ideolojik kodlar üzerinden sürdürüyor. Ve insanlar bunun üzerinden düşünüyor. İşte öyle bir noktaya geliyor ki ya son anda işte alnı secde görüyor diye. Yoksul, sefalet içinde ama mutfağın iktidarı götürmediği bir ülkeyle karşılaştık 14-28 Mayıs'ta. Siz bu ideolojik mücadeleyi, kültürel mücadeleyi, cumhuriyetçi ve halkçı bir perspektiften yürütmeyi önceleyecek bir çizgi ya da bir tutum takınacak mısınız? Bir çizgi izleyecek misiniz? Bir kere kurultayda bunun sözünü verdik. Bütün söylemlerimizde bunu söylüyoruz ve ben şunu söylüyorum. Bu ülkede, Amerika'da Beyaz Saray'ın önünde gösteri yapabiliyorsun. Almanya'da Bundestag'ın önünde, İngiltere'de 10 numaranın önünde gösteri yapabiliyorsun. Devraldığın bu ülkede esnaf başbakanlığın önüne yazar kasa atabiliyordu. Bugün saraya 5 kilometre kalı bir kavşaktan bir tülbent atmaya kalk da bir tülbent, bir kağıt mendil at, kolunu koparırlar. İnsanları sindirdiler. Burada Cumhuriyet Halk Partisi masum değil. Gerekçeleri zamanında tartışıldı, birçoğuna karşı çıktım ama Cumhuriyet Halk Partisi bizi sokağa çekmesinler. Yani daha doğrusu ben şöyle özetleyeyim. Oyuna gelmeyelim. Eyvallah. Ama oyuna gelmeme oyununa da gelmeyelim kardeşim. Bunlar oyuna gelmesin diye, oyuna gelmeyeceğiz diye ses çıkarmıyorlar. Her şeyi boca edelim, yapalım. Orada bir şey denendi. Başarılı da olabilirdi. Belki her şey doğru yapılsaydı bu yumuşak üslup, yumuşak tarzla yönetim devralırsa daha demokratik bir şekilde belki de dönecekti, belki de başarılacaktı. Ama olmadı. Bundan sonraki 4 yılda biz bu emekliyi, bu işçiyi, bu sendikal hakları elinden alınan örgütlenmesinin önüne her engel konulan hem sarı sendikalar marifetiyle hem gerçek sendikal mücadelenin durdurulması, baltalanması, grevlerin yasaklanması yönüyle hem de kültürel hegemonyanın üzerimize gelmesiyle, diliyle biz bundan mücadele edeceğiz. Ben geçen gün söyledim. Bir sürü yerde söyledim. Bir daha söyleyeyim, bir daha troller saldırsın. Cumhuriyet savunmasız kaldı. Bakın, istedikleri kadar saldırsınlar. Bana diyorlar ki emekliyi sokağa mı dökeceğim? Keşke dökebilsem dedim. Keşke dökebilsem. Emekliyi sokağa çağıracağım. Ben emekliyi sokağa cam çerçeve kırmaya çağırmayacağım ki. Ben emekliyi hakkını aramaya çağıracağım. Ben işçileri haklarını aramaya çağıracağım. İcap ediyorsa önlerine düşeceğim. Onlar yürüyorsa arkalarına düşeceğim. Gerekiyorsa kollarına gireceğim. Gerekirse sırtımda taşıyacağım ama... Ben kim hak araması gerekiyorsa bu hak arama mücadelesinin yanında, arkasında, gerekirse en önünde olacağım. Evet. Bu benim görevim. Veya sorun sorusu ama bir tek şey söyleyeyim. Efendim bunlar darbeci, korkutmasına da gelmem. Bunlar isyancı. Demokratik standartlar içinde en sert tepkinin, protestonun gösterilmesinin mücadelesi verecek. Bu söylemle entelektüel siyasi ortam terörize edildi zaten. Futbol deyimiyle şunu söylemek isterim. Geriye. Doğruydu, yanlıştı tartışmıyorum. Defansı çok geride kurduk. 1 Nisan'da ben bütün defansı seçmenlere çok diyorum. Çok geride kurduk kendi kalemizin önünde. 31 Mart'ta topu şöyle bir ileri vurun diyorum bütün seçmenlere. Ben o sırada libero bütün takıma çık 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 yapar ya. Defansı bir kere orta sahaya kadar bir almamız lazım. Sonra en iyi savunma hücumdur kardeşim. Geri çekilerek olmaz.
Ondan sonra da hücuma geçeceğiz. Peki. Hep beraber aklımız harcayacağız. Şimdi 31 Mart'ta top ileri vurulacak. Peki o noktada ben izleyicilerimizin en çok merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Efendim sandık güvenliği 20 gün kaldı. Bu anlamda nasıl hazırlıklar yaptığınızı merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ağırlamıştık yayınımızda. Örneğin İstanbul'da 100 bin kişilik bir orduyla koruyacağız sandıkları. Çalışmalar başladı, eğitimler başladı demişti ama tabii şimdi geçtiğimiz seçimlere bir ittifak da girmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi öyle bir ittifak yok. Dolayısıyla bu sandık başında bir zafiyet yaratır mı? Aksine. Sandık güvenliği konusunda. Sandık güvenliği konusunda bütün eğitimlerimizi yaptık. Bütün hazırlıklarımız tamam. Dijital sistemimizde zaten hiçbir sorun yok. Son seçimde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bütün testlerini yaptık, güçlendirmelerini yaptık, firewall'ları yaptık falan bir. İttifak sanalının aksine ittifaksızlık zafiyet yaratmıyor. İttifak zafiyet yarattı. Geçenlerde hatta çıktı, hatta bizim bazı arkadaşlar da o veriyi doğru kabul edip peşine takıldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 bin sandıkta görevlisi yoktu. 7 ilde İyi Parti'nin listesinden milletvekili koyduğumuz için biz 14 bin sandıkta görevli bulunduramadık hukuken. İyi Parti'de bizim kadar kurumsal, güçlü, sandık eğitimi olan, sandık ordusu olan bir parti değil. O bir zafiyet yarattı. Şimdi seçime girdiğimiz her yerde kendi arkadaşlarımız var. Yerel seçimin avantajı iddialı olmadığınız yerde koruyacak oy meselesi değil. Çünkü bu belediyeyi kazanma kaybetmeme. İddia koyduğunuz yerde zaten örgütleriniz güçlü. Örgüte ilave aday var. Ayrıca ilave kimi yerde 15, kimi yerde 20, kimi yerde 30 belediye meclis üyesi var. Ekipleri var. Ve yerel seçimlerde oyları korumak, genel seçimlerin işte bütün Türkiye'deki sandıklarında oyları korumaya göre çok daha kolay. Bütün hazırlığımız var, hiç endişe yok. Seçmenin oy namusudur sandığa atana kadar. Attıktan sonra korumak da bizim namusumuzdur. Seçim sonuçlarını duyurmak için bir altyapınız hazır mı? Şöyle, çünkü geçen sefer İstanbul'u kazandık diye çıktılar biliyorsunuz. Bizim bir altyapımız var, sağlıklı bir altyapımız var. En şeffaf, en hızlı bir şekilde, en doğru bir şekilde seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi de duyuracak. Ama bunu geçtiğimiz seçimde bir takım farklı yollar vardı. Hangi veriyi yayınladığımızı, hangi veriyi paylaştığımızı net şekilde ifade ederek verileri gerekli gördüğümüz yerde paylaşacağız. Seçim akşamı kim ne duyacaksa da Özgür Özel'in ağzından duyacak. Herkes çok rahat olsun. Kritik bir soru daha soracağım Özgür Bey. Bu programın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yerel seçimlerde mevcut CHP yönetiminin yenilgiye uğramasını beklediği ve kurultay seçim sonrasında da bir kurultay çağrısı yapılacağına dair bir dedikodu var. Şimdi bu dedikodu giderek bir tartışma gündeminde belirleyecek bir hale geldi. Bir ana haber sunucusu, bir televizyon kanalındaki bir ana haber sunucusu arkadaşımız da örneğin Burcu Köksal'ın konuşmasını da yine Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir yanıt verdi ve tartışma böyle büyüdü ve gitti. Şimdi siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Yani şimdi böyle bir beklenti, yani parti içinde tartışılıyor çünkü bu bize kadar gelen bir sorun şimdi, ve sorular. Şimdi Kemal Bey bunu daha kaç kere yalanladı? Çok yalan, yani çok net bir şekilde yalanladı. Yalanlıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve bu kadar net yalanladıktan sonra tartışma biter. Bir tartışmanın bitmemesini AK Parti tarafı istiyor. Bir onların taraftan işte Abdülkadir Selvi her gün yazıyor bunu. Yani benim Ekrem İmamoğlu ile yaptığım telefon görüşmesini yazıyor. Doğru olsa yazdıkları telefonu dinliyor diyeceğim. Yanlış olunca bu nasıl habercilik diyorum. Yok Kemal Bey şu talimatı vermiş, Kemal Bey bilmem ne demiş. Yok bir Nisancılar şunu yapıyormuş. Bir o taraf istiyor onu. AK Parti'ye müzahir medya istiyor. Bir de bu tarafta Kemal Bey siyasette olmazsa biz siyasette olmayız diyen bir dar çıkar ve bir heves grubu var. Ama bunların öyle hani benim damarımı kesen... Partide bir grup var. Parti çevresinde var öyle mi? Partide var. Partiyle ilişkilenmiş bir grup var ama Özgür Özel'in damarını kessen, Veli Ağbaba'nın damarını kessen, Aykut Erdoğdu'nun damarını kessen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etti Gürsel Tekin'in damarını kessen, yani Beylun Tamayligil'in damarını kessen, Önder Sav'ın damarını kessen, CHP akar bizden. İşte damarından tam CHP akmayan bir grup arkadaşımız var. Onlar partiye bir şekilde dahil oldular. Kraldan çok kralcılar, Kemal Bey'e de zarar veriyorlar. Böyle bir tartışmaları köpürten bir grup var. Ama bunlar emin olun
Ne zaman gelmişler, nereden gelmişler, kimmiş bunlar, ne emek vermişler bunu bilen yok. O yüzden gerçek Cumhuriyet Halk Partililer genel başkanlarına inanır. Ben genel başkanıma inanıyorum. Genel başkanım çok net bir şekilde böyle bir şey yok. Çok ben net partimin başarısını isterim diyor. Çok ama sert bir tepki gösterdi zaten. Kemal Bey'in lehine konuştuğunu söyleyenler, onun adına meydan okuyanlar, onun adına bir şeyler yapanların saçma sapan bir algıyla Kemal Bey'de partiye de sizin zarar veriyorlar. Sizin adınıza konuşuyorlar Özgür Bey. Yani nasıl? Sizin böyle bu kanaati sizin yaydığınıza dair bir söylem. Hangi kanaat? Yani Kemal Bey'i destekleyenler partinin başarısızlığını bekliyorlar. Pusuda bekliyorlar diye. Yani siz ya derken Kemal sizin Bey, çevrenizden böyle bir bizim çevremiz böyle bir şey demiyor canım. Bizim çevremiz Kemal Bey ne diyor? Bizim çevremiz otobüsün üstünde, bizim çevremiz elinde mikrofon seçimi kazanmaya çalışıyor. Kemal Bey'i önümüzdeki günlerde meydanlarda ya otobüsün üstünde görür müyüz ne dersiniz? Davet ettiniz mi mesela? Arzu ederse görürüz. Ben yani Kemal Bey'i kritik her yere davet ediyorum. En son lansman toplantısına da davet etmiştim. Ayrıca da uygun görürseniz kampanyaya demiştim. O da onu ileride düşünürüz diye söylemişti. Olabilir demişti. Düşünürüz demişti. Geçtiğimiz günlerde kendisinin bir açıklaması oldu. Bir takım davetler aldım. Şimdilik düşünmüyorum. Hatta şöyle bir şey de okudum. Yani mevcut yönetimi gölgede bırakma gibi algılanmasın diye de iyi niyetli bir yaklaşım diye. Hiç öyle de bir şey düşünmem. Kemal Bey kampanyanın neresine ne zaman dahil olmak istese şeref verir. Bütün genel başkanlar gibi şeref verir. Önceki genel başkanlarla CHP ilgili... tarihinde yok diyor. Yani bir genel başkan varken bir önceki genel başkan çıkıp da kürsüde konuşsun. Yani ya, seçim çalışması sırasında. Ben yok diyor. Söylediğim gibi CHP tarihinde de bir genel başkanın kapalı oturumlarda olabilir ama hani mitingde bir kongrede genel başkanlığın değişmesi de Türkiye tarihinde ilk. Öyle olunca acaba bir kırgınlık mı var? Acaba bir başka bir şey mi var laflarından? Ben Kemal Bey'le el ele kol kola bir kürsüye çıkmayı çok isterim. Hiç orada bir sıkıntı olmaz. Ama takdir sayın genel başkanımız. Peki biz programın sonuna geldik. Arkadaşlarımıza soralım. Sorularınız var mı? Teşekkür ediyoruz. Daha çok sorumuz vardı ama. Evet. Peki. Sayın Özel sizin son söyleyeceğiniz var ben mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Belki bir günde biz sizi Ankara'da genel merkezimizde ağırlarız seçimlerden çok önce. Çok mutlu oluruz. Bakıyoruz birçok soruyu dışarıda bıraktık ama birçok konuyla konuştuk. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz soruları yanıtlamak. İyi ki şöyle bir yayın yapabiliyoruz. Siz istediğinizi soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Soruların önceden verildiği, cevapların prompterden okuduğu ve genel başkanın prompterden Tayyip Erdoğan'ın cevapları okuduğu, o arkadaşların da kendisine gazeteci dediği yayınlar yapılırken, sizin böyle yayınlarınızla, Tele1'in böyle yayınlarıyla Türkiye demokrasisi nefes alıyor. Biz bunun bir kaideye, o abuk subuk yerleşmiş meselelerin de demokrasi tarihinde bir istisnai durum olarak kalacağı günleri özlüyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkan. Geldiniz, katıldınız, katkıda bulundunuz. Değerli seyirciler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i konuk ettik. Programımız burada bitti. Program hemen tekrarı bizim aramızdan sonra, reklam arasından sonra hemen tekrar ekranlara gelecek. Kaçıran seyircilerimiz varsa bu programın tekrarını hemen 10 dakika sonra izleyebilirler. Şimdilik hoşça kalın. Tele1'den ayrılmayın.